Söyle bana yar mısın? Aşkıma can mısın? Her şeyin içinde her an benimle olmaya var mısın? Söyle bana yar mısın? Aşkıma can mısın? Her şeyin içinde her an benimle olmaya var mısın? Sen bana can mısın? Canıma canan mısın? Her bir anın içinde benimle olmaya var mısın? Söyle yar var mısın? Canıma canan mısın? Her halimin içinde benimle olan aşk mısın? Evet, böyle başladık. Şimdi o kadar yumuşadım ki böyle durabilirim, size bakabilirim Rengin Hanım. Öyle, söyle bana yar mısın, aşkıma can mısın? Gerçekten böyle bir şey var. Gerçekten bu mananın hakikatini yaşamak için buradayız. Bu alemdeyiz, bu dünya planetindeyiz. Ve bu dünya planetinde inşallah bunu gerçekleyebiliriz. Çünkü hakikat sonsuz aşk aleminde. Öyle. Çok güzel ifade ettiniz. Evet. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün 26 Mayıs 2023 Cuma. Bugünkü konuğumuz Rengin Sakaoğlu. Kendisi müzisyen, aynı zamanda üst bilinçten çok güzel bilgiler veren bir canımızdır. Ben İnanç Kaya, grubumuzun adı Uyanışa Doğru İlim Yolu Telegram grubu. Rengin Hanım'a soracağınız soruları grubumuza yazarsanız yayının sonuna doğru bu soruların hepsini kendisine soracağım. Cevaplamak istediklerine cevaplar. Hocam, akışta başlayınız lütfen. Siz kimsiniz? Önce kendinizi tanıtın bize. Ben kimim? Ben adım Rengin Sakaoğlu. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum, pazarlama bölümü. Ve neyi pazarlayabildiğimi düşünürken Allah'ın çok iyi bir pazarlamacı olduğunu fark eden biriyim. Öyle. Ve benim yolculuğumda bir kişinin, birinin bir gün bana söylediği bir soruyla, bir sözle başladı. Ve bir grupta konuşurken, birileri bir şey söylerken bana kurbansın dediler ve bu kurbansın lafı benim beynimde patladı. Bir hafta boyunca fenalık geçirdim. Bir hafta sonunda alem benim aynammış, kimseye kızamam artık dedim. Ama kızmaya da devam ettim. Şimdi buradaki gizemi çözmek için benim aynam Allah'ın aynası, yaratıcının aynası, bu nasıl birleşir, bu nasıl fark edilmelidir diye bir ömrüm geçti, öyle diyeyim. Yani bütün yolculuğum bununla geçti. Ve kızdığım her şey, yani burun kıvırdığım ne varsa bu alemde, benim öyle olmadan bunun bitmeyeceğini biliyordum gerçekten. Neye sinirleniyorsam, neye acaba bir itirazım veya rezistansım varsa öyle olmak zorunda olduğumu biliyordum. Şimdi bunun için dinlere bakmak zorunda kaldım. Yani çünkü yani mesafeli durduğum şey dinlerdi ve bu dinin ne söylüyor bana, yani nasıl söylüyor, bunu nasıl ben fark edeceğim, yaşayacağım ve zevk edeceğim gibi bir telaşla bir yolculuğa düştüm. Öyle oldu ve bunun için kendime yalan söylememeyi seçtim her zaman kendime. Ve gerçekten peki burası nasıl olacak? Nasıl yani? Ve gerçekten bir uzun bir süre bir yolculuğum başladı dinlerle. Daha önce dinlerle değildi. Yani bütün New Age akımlarıyla bir birlikteliğim oldu. Ve gerçekten şifa kanalı bende çok kolay işliyordu. Yani önüme gelen her bir kimseye şifa yapabiliyordum. Böyle bir durumum vardı. Ve hatta herkesi de çeviriyordum yoldan. Gel ben sana iyi bir şunu yapayım, bunu yapayım. Böyle de bir saçma durumum vardı.
ondan sonra. Fakat din denilen olguya bakmam gerekti. Çünkü gerçekten çarşaflı kadın cinsiyetinde bu duruma çok öfkem olduğunu gördüm ve benim bunu aşmam gerekiyordu. Yani nasıl yapacağımı da hiç bilmiyordum ama. Ve bunun üzerine gerçekten o manayı anlamam gerekti. Yani Allah nedir, ne söylüyor ve ben bunu nasıl yaşayacağım? Gerçekten. Böyle de bir durum arz etti ve Allah'la kendi benim aynam dediğim şeyler arasındaki durumu zevk etmem gerekiyordu. Yani zevk etmek kelimesini kullanıyorum çünkü bu akletmek ilimle değil ama gerçekten fark etmek ve bunu içselleştirmekle alakalı bir yolculuk bu. O yüzden bilgi öğrenmekle değil ama herhangi bir bilgi veya başka türlü görünen bir şeyi bu nasıl olacak diye görmekte. Bunun için ilk önce eğer merak ediyorsanız söyleyeyim, dini kalıpların kırılması gerekiyordu. Yani gerçekten kırılması gerekiyordu. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de yazıyor diye söylenilen şeylerin öyle yazmadığını gördüm. Şimdi mesela dedim ki tamam Kur'an okuyayım ama nasıl okuyacağım? İşte erkek kadından üstündür diye bir cümle gördüm Kur'an'da. Ben buna çok üzüldüm. Üzüldüğüm için aslında doğru bir şey yaptım. Aleme şu anki idrakla evrene bir soru sordum. Dedim ki ya bunu anlayayım ya zevk edeyim ya bunu nasıl bir şeydir? Ertesi gün önüme bir kağıt geldi ve diyordu ki orada bu yazmıyor. Yazılı olan şey mutmain idrakında olan başkalarına rehberlik edebilir. O zaman şunu anladım. Kur'an-ı Kerim meallerine bakmayacağım öyle dedim. Böyle bir karar verdim. Ben eğer gönlüme iyi gelmiyor, yani çok sıkılıyorsam bunu soracağım. Bunun doğrusu benim önüme gelir. Ve öyle de oldu zaten. Fakat bu manaları keşfettikten sonra gerçekten bir sürü yolculuk yaptım öyle diyeyim ve hiç öyle yapmayacağım zannettiğim bir sürü yolculuk yaptım. Fakat sonunda şöyle bir durumum oldu. Dedim ki benim her şeyi deneyimlemem gerekiyordu. Yani benim söylediğim, tavsiye ettiğim veya kişilere aktardığım her şey benim deneyimimden geçen şeyler. Peki dedim o zaman ben hacca gideceğim. Bu hac nedir göreceğim. Bu nasıl bir şeydir? Ve gittim ve Peygamber Efendimiz'in orada belki dinlemişsinizdir. Bir dua ettim dedim ki ya Muhammed bak ben bunları anlamadım. Savaşları anlamadım, karılarını anlamadım. Aşk muhabbet senden bana akacak istiyorum. Bir de dedim yani hurma yemekten anam ağladı et pilav istiyorum. 5 dakika sonra biri geldi bizi. Beni bir seyit sofrasına davet etti ve kuş sütü vardı. Dediler ki bu rengin dedi ki işte et pilav istiyorum ama kuş sütü var. O beyefendi de dedi ki onlar çok cömerttir. O zaman anladım ki duyuluyor. Duyuyorlar yani Muhammed duyuyor, kendisi duyuyor ve çok samimi bir isteğe anında cevap veriyor. Ve döndüğüm zaman benim bir mürşidim oldu ve o mürşidimle bir 16 sene yaşadım. Beraber ve benim sorduğum bütün soruların cevabı bende oldu. Ve bu ne demektir, nasıl bir şeydir, neden böyledir? Fakat o yolculuk orada bitmedi. Mürşidim Hakk'a yürüdükten sonra devam etti. Bunu benim kendim de devam ettirmem gerektiğini fark ettiğim için şu anda buradayım, öyle diyeyim. Şimdi siz öyle söyleyince Rengin Hanım benim de bu... hani kara çarşaflı takıntınızı söylediniz ya, ben aslında yatılı okumuş bir çocuktum. 12 yaşından işte üniversiteye girene kadar işte ortaokul, liseyi yatılı okudum da toplumu fazla bilmiyordum. Biz de zaten Bayraklı semtinde oturuyorduk İzmir'in. Bayraklı semtinde de hani kapalı, açık, her türlü böyle göç almış bir semttir yani. Elit bir kesim falan değildir Bayraklı. Ben işte ilk defa toplum içine karıştım da artık üniversiteye gidiyordum ben.
Benim yetiştiğim tarzda biliyorsunuz yani Vefa Lisesi'nde, İzmir Kısesi'nde nasıl çocuk yetiştirilir? Atatürk'ün ilkeleriyle yetiştirilir. Biz bu ülkelerle büyüdük. Sonra benim ailem de zaten bu ülkeler verdiydi bana. İlk defa toplum içine çıktığımda başı kapalı iki tane hanımdan çok acı bir tecrübe yaşadım. Ve Türkiye'ye küstüm, buraya geldim. Hani küstüm aslında Türkiye'ye. O da şöyle oldu birincisi. Ankara'da terminaldeyim. Terminal o zaman Tandoğan'daydı. Oradan otobüse bineceğim, İzmir'e geleceğim. Otobüsün kalkması da daha 10 dakika var. Hemen sağ tarafta bankta anadan doğma bir adam oturuyor. Ama havada bir soğuk. Adam böyle büzüşmüş, anadan doğma oturuyor. Bir çift 45-50 yaşlarında, adam o adama tekme attı. Kalk lan buradan dedi. Ondan sonra yanındaki hanımefendi, eşi hiç ses çıkartmadı. Ses çıkartmadı. Ben de adamı tartakladım. Dedim o Allah, o düşmüş zaten dedim. Allah onu düşürmüş, sen buna nasıl tekme atarsın dedim. Montumu çıkarttım, montumu verdim. Ondan sonra amca dedim, kapattım montunu da. Ondan sonra amca donarsın dedim, kurban olayım, hadi ben seni içeriye taşıyayım dedim. Çabuk çabuk da gitmiyor. Yarıya kadar götürdüm otobüsü kaçırmayayım diye. Ondan sonra otobüste de dondum ama İzmir'e gidene kadar. Bu bir. İkincisi de şu oldu. Benim ailem bana para göndermiyordu. Babam iflas etmişti. Ondan sonra ben hem çalışıp hem okumak zorunda kalmıştım. Otobüse bindim. Körüklü otobüsler biliyorsun hani. Arkada hani tek kişilik koltuklar oluyor ya. Onun birisine bir amca oturmuş. Ben de onun önüne böyle asılmıştım. Otobüste çok kalabalık. Çünkü öğrenciler de dolu otobüste. Ondan sonra Kızılay'a gidiyorum milli piyango bileti satmaya. Çünkü yılbaşından milli piyango bileti satıyorum. O arada da aklımdan şeyi geçiriyorum. Topoloji dersimiz var matematikten. Topolojiden sınavımız var ya, hocanın öğrettiklerini aklımdan böyle tahta yaptım kendime, geçiriyorum ki ders çalışıyorum ders. Ders çalışmaya vaktim yok diye. Adam, önümde oturan o sakallı adam, beyaz sakallı bir adam, elini böyle yılan gibi kıvırdı bizim oradan, birine dürttü. Dedi ki, gel dedi kızım ben kalkıyorum sen otur dedi. Şöyle bir baktım, kapalı bir hanımefendi, benim yaşlarımda yani genç bir kız. Hani 18-19 yaşlarında. O da geldi oturmaya. Dedim amca sen buna karar veremezsin. Yani bu otobüs senin malın değil, devletin malı, halkın malıdır bu dedim. Ondan sonra neden o dedim yani bir de o. Çünkü dedi o namuslu dedi. Ne dedi? Namuslu. Kıza dedim bak karşı çıkmadığın için dedim. Hani hesap dönecek, o keser dönecek dedim, o sap dönecek. Çünkü dedim bak haksızlık karşısında susmamanız gerekiyor. Otobüse döndüm. Niye susuyorsunuz dedim. Ya ben oturayım oturmayayım fark etmez. Niye susuyorsunuz dedim. Susmanız iyi bir şey mi dedim. Sonra dedim ki ya ben burada dedim benim sonum iyi olmaz. Ben gidiyorum dedim ya. Ondan sonra çıktım buraya geldim yani. Hani sonra da benim onlarla barışmam. Hani oyunun kendimden kendime olduğumu anlamamla. Hani onun, öyle şeylerle de barıştım ettim ama. Uzun süre ben bu ikisinin travmasını çok yaşadım. Beklemiyordum ben bunları. Toplumdan beklemiyordum bu kadar duyarsızlığı, bu kadar aymazlığı. Ama oluyor işte. Yani oluyor. Ama herkes böyle değil. Bunu da anladım. Şimdi o duyarsızlık, aymazlık varsa o bize ait İnanç Hanım. Çünkü bizim bir şey fark etmemiz gerekiyor burada. Ben şu anda bütün sonsuz kapalı gibi olanlara ve sonsuz açık olanların hepsine çok teşekkür ediyorum, müteşekkirim. Neden olduğunu isterseniz söyleyeceğim. Evet. Çünkü gerçekten eğer Allah ismi ve Allah realitesi, yani bütün Matrix bu realiteden oluşuyor gerçekten ve bütün bu sıkı polarite, yani çok uçlarda olan bu polarite olması gerekiyor. Şimdi ve bunun için biz kızdığımız her kim varsa, her ne şekildeyse canı gönülden hepsine teşekkür ediyorum ve hepsine gerçekten anlamadığımız, fark etmediğimiz için özür diliyorum ben. Yani Allah realitesine ve hakikatine ve bu alemdeki esma terkibini anlamadığımız için
fark etmediğimiz için biz ona buna kızıyoruz. Kızdığımız şeyler de buradaki arkadaşlarımın çoğu biliyordur. Düşünce bazında kızdığımız için hem önümüze geliyor hem başımıza geliyor. Yani çünkü biz orayı tanımıyoruz. Ama tanımaya başladığımız zaman, tanıdığımız zaman, gerçekten tanıdığımız zaman hiçbir zaman bize bu şekilde gelmez, gelmiyor. Ve bu alemdeki bütün işler, yani bu sıkı polariteyle yaşanan bütün işlere bizim canı gönülden bir eyvallahımız olması gerekiyor. Şimdi bu Anadolu toprakları, yani burası çok diğer yerlere benzeyen bir yer değil. Çünkü burada velilerin, bir sürü manevi büyüklerin enerjisi, aurası, bilinçleri ve her şeyleri var. Ve biz bu etki altındayız. Yani eğer bu topraklardansak ve bundan da çok kaçarımız olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bizim kim olduğumuz burada çok önemli İnanç Hanım. Kim olduğumuzu zannediyoruz biz. Kim? Biz kimiz? Kimiz? Yani biz bu beden miyiz? Biz ruh muyuz? Biz bilinç miyiz? Biz aşk mıyız? Bizim Allah'la ilişkimiz nedir? Nasıldır? Ve bu alem neden bu kadar zor görünüyor? Neden? Yani şimdi bu alemde mesela başka gezegenlerde olmayan bir şey var. Burada ölüm var. Başka gezegenlerde olmayan bir şey bu. Ve biz ölüm realitesini yaşayacağımızı bilerek burada bir beden aldık. Evet. Bizi en zorlayan şeylerden bir başkası, burada polarite var. Ve burada polarite öyle bir şekilde var ki İnanç Hanım, bu polarite çok büyük yüzdesi negatif. Çok büyük yüzdesi. Nerede? Bu alemde. Bu alemde, alemi seyrettiğimizde. Başka planetlerde bu kadar negatifliğin içinde düşmeyeceğiz. Böyle bir şey yok. Ve bu negatiften pozitife çıkmak değil mesele. Hayır. Maalesef ben bunu görüyorum. Bir sürü insan diyor ki işte pozitif düşün. Hayır, pozitif düşünme. Pozitif seni kurtarmayacak çünkü. Pozitif seni direkt negatife atar çünkü. Yani negatif veya pozitif ikisi bir şeyin iki ayrı kutbudur, aynı şeydir. Fakat yoğun negatif olan bir alan burası. Dünya hayatı denilen hayat. Ve biz bu yoğun negatif içinde buradan gerçekten özgürleşmek isteyen bir ruh isek, yani bizim özümüz gür de ruhumuz özgür değil, takılıp duruyor oraya buraya. Takılıp durması, bitebilmesi için Hazreti Peygamber'in getirdiği bir şey var, Kur'an diye, ve oku diye başlıyor. Ve oku diye başladığı zaman önünde bir kitap yok. Hayır. Bizim de önümüzde kitap olmaması gerekiyor o zaman. Kitaptan oku demiyor çünkü. Yok. Oku. Kitabı bir nefsike. Nefs kitabını oku ve bütün alemin kitabını oku diye başlıyor. Ve Rabbinin adıyla oku. Peki. Eğer onu oku deniyorsa bize de oku deniyor. Yani şunu söylüyor orada. Yani ilk emri oku ile başlıyor ve bizim okumamız gereken bir şey var. Okumayı öğrenmemiz gerekiyor diye. Gerçekten yoğun negatif olduğu için burada, yani ve bizim zihnimizin muazzam yargılarla oluşturabileceği kalıplar olduğu için bundan ancak buraları okuyup tefekkür ederek buradan çıkabileceğimizi. Çünkü bizim bilinç varlık olduğumuzu bize hatırlatıyor. Ve biz eğer bilinç ve gerçekten sonsuz aşk varlıklarsak, ki öyleyiz, ben söyleyeceğim şimdi, öyleyiz, hiç şüphem yok. Kur'an denilen, yani alemin kitabını bu matrisi okumadan geçemezsin.
diye bir söz söylüyor. Şimdi bu Matrix'i okumadan geçemezsin nedir? Yani seni zorlayan, önünde senin kabul etmediğin, kabul etmekte zorlandığın, rezistans hissettiğin ne varsa burada Allah'ı ve Hakk'ı görmeden buradan çıkışın kolay, bu bilinçten çıkamazsın diyor. Bununla ilgili. Peki. Bununla ilgili. Evet, buyurun. Rengin Hanım, size neyi yapmak en zor geliyorsa ve neye en çok direnç gösteriyorsanız işte o anda öğrenmeniz gereken dersle karşı karşıyayız diyor Louis Hay. Siz de bir konuşmanızda diyorsunuz ki, özellikle vurguluyorsunuz. Ben onu gördüm. 2-3 dakika aynı şeyi söylediniz. Direnç gösterme, direnç gösterme diyorsunuz. Bunu açıklayın lütfen bu konuda da. Tam zamanı. Şimdi bu o kadar kolay bir iş olmadığını biliyorum. Yani hatta Hazreti Peygamber'in burası Akabe, az kaldı geçemeyecektiniz dediği bir yer. Bir kere şunu, bunun zorluğu şurada İnanç Hanım. Neden zor? Çünkü bu Matrix'te bir bedenimiz var. Yani biz hem seyirci hem oyuncuyuz burada. Şimdi ikisini birden olduğumuz zaman bizim kendi kitabımızı okumamız çok kolay bir iş değil. Yani ilk önce evrenin kitabını okumak lazım. Bu ne demektir? Bu Matrix Allah ismine ve esmalarına ait. Şimdi ve biz burada bunu fark ederek, kabul ederek geldik. Peki ben bunu burada bunu nasıl yapacağım dediğiniz zaman ilk önce benim zihnimin kıyasi bir zihin olduğunu, beşeri bir sisteme ait olduğunu, bunun yanlış veya kötü olmadığını ve kuvvetlice bu beşeri sistemi korumak için başka hiçbir şeyi kabul etmeyeceğini anlamam gerekiyor. İlk önce. Yani bu aklı fikriyle Mevla bulutmaz. Çünkü Mevla'yı bulmak için yaratılmış, dizayn edilmiş bir zihin değil. Bir kere bunu anlamamız gerekiyor. İkinci adımda zihnimizin yani bununla olmayacağını anlayan bir zihnin bir yolculuğu başlıyor. Şimdi bu yolculuk nedir? Yani benim kıyastan, beşeri sistemden çıkıyor olmam gerekiyor zihnimle. Zihnimin çıkması gerekiyor. Zihnim buradan çıkmaya başladığı zaman benim bu zihnime külli akıl veya Cebrail deniyor. Birdenbire benden uzak olan Allah, beni ötelerde olan, bana hiç yakın olmayan Allah ve sistemleri ve bütün o sistem benim şah damarımdan yakın olduğu bilgisi, bilinci veya ilmi bana geliyor. Doğru mu? O zaman ben külliyi seyretmeyi öğreniyorum. Bu tasavvuf yolculuğunda böyledir. Ne demek külliyi seyretmeyi öğrenmek? Yani bir zamanlar Osmanlı baştaydı, daha sonra Amerika, ondan önce Roma, ondan sonra şu, ondan sonra bu. Aynı hikaye var. Farklı farklı bedenlerin tezahüründe, külli olarak bunun bütünsel bir böyle bir hikaye olduğunu, bir yazılım olduğunu seyredebilir miyim? Evet. Peki bunun benden ne alakası var? Bir kere orası daha sonra geliyor. Çünkü ben alemi seyretmeye başladığım zaman, eğer gerçek bir tasavvuf yolculuğunda isem, benim zihnim ancak Allah ismiyle kıyastan çıkıyor. Bana diyorlar ki, sen bütün olanı biteni Allah'a istinad et. Peki Allah'a istinad edeyim. Yani Ahmet yaptı, Mehmet yaptı, Ayşe yaptı, Rusya kazandı, Amerika kaybetti veya başka bir şey değil. Veya seçimlerde AK Parti, CHP değil. Bunları Allah'a nispet et. Şimdi Allah'a nispet etmeyi öğrenen bir zihin bütünsel bir bakış açısına sonra geliyor mu? Evet geliyor. Ve şahit oluyor mu? Oluyor. Neye şahit oluyor? Hakk'a şahit oluyor. Şimdi Hak Allah isminin ve esmalarının bu Matrix'teki
tap noktası, öyle diyeyim. Neden tap noktası? Bütün hak şerleri hayra ediyor. Bu söylemler de var. Yunus Emre'nin söyleminde de mesela bakarsanız, hakkı eğer hakkı görmezsen bu bir kuru emektir diyor. Doğru mu? Niyazi Mısri diyor ki haktan başka bir nesne yok. Gözsüzlere pünhan imiş. Doğru mu? İşte hakkı seven aşıkların eğlencesi tevhid olur diyor. Doğru mu? Yani bu matriksi hak isminde birlemeyi benim zihnim öğrenebiliyor. Bunu deneyimleyebiliyor ve buna şahit olabiliyor. Şimdi buna şahit eğer olduysa gerçekten, yani gerçekten bu matrikste, bu maddede, benim çokluk olarak gördüğüm bu maddede hakkın tezahürüne şahit olduysam, o zaman hak beni görüyor. Ben de hak kendi kendine şahitlik yapan bir, kendinden kendine olan bir şey. Peki ben bu serüvende, peki enel hak desem doğru mu? Değil. Neden? Onu da söyleyeceğim. Çünkü hak bir bütün enerji alanı, bölünmüyor. Kimseye ait olamıyor. Yalnız Allah'ın hak ismiyle tezahür alanı bu matrix. O yüzden Hallaç'tan Hazreti Peygamber'e bir yol olduğu vakit Hazreti Peygamber bunu şöyle söylüyor. Oraya yani Hallaç'a bir sürü üstünü başını yırtan herkese hak diye bakıyor. Ama bir kişi geliyor bir gülle, orada ağlamaya başlıyor. Yani şunu söylemeye için yapıyor. Senin özün aşk ve bu matriksin adı hak matriksi ve sen enel hakta durma, enteye gel diyor. Yani sen başka bir bilince doğru gel. Peki şimdi burada mesela başka bir sohbet yapıldığını gördüm. Her şey hak, Firavun da hak. Firavun hak değil. Onu söyleyeyim. Neden? Haktan, ama kendisi hakka şahit olmadığı zaman bir zerre, yani kendi indinde bu açığa çıkmadığı vakit, o zaman ben hakkım dese uydurmadır. Niye? Ben onu da söyleyeyim. Hazreti Hatice, Hazreti Peygamber'e döndü, dedi ki bu seninki peygamberlik. Ama Muaviye bunu tanımadı. Yani sizde eğer orası aktif olmuşsa orayı tanırsınız. Olmamışsa, yanınıza Muhammed gelse otursa tanımazsınız. Bunun için Veysel Karani ile olan hikayesi de bununla alakalı. Yani sizde bu orasının açığa çıkması lazım. Ve siz orayı, her şeyi haktan görürsünüz. Ama orası ben de hakkım dese olmaz. Böyle bir fark var. Bakın bunu efendim? Burayı çok iyi açıkladınız. Teşekkürler. Evet. Burası süper oldu. Yani bunu kısa bir kesip devamlı insanlara dinletmek lazım. Bu kısmı çok güzel söylediniz. Evet. Evet. Çünkü neden? Sizde bunun fark edilmiş, yaşanıyor olması gerekir. Eğer fark edilmemiş ve yaşanmıyorsa siz bunu ilim olarak söyleseniz olmaz. Mesela Firavun dönmüştür, demiştir ki ben Musa'nın Rabbine iman ettim. Olmaz. Sen kendi Rabbine iman edeceksin ve hak olarak göreceksin. Musa'nın, Ahmet'in, ben olmaz. İşte orada böyle bir fark var. O yüzden yani bizim bakış açımızda biz hakka doğru bakarız. Ama o kişi eğer o zevkte değilse, o ben bakıyorum filan dese olmaz. Öyle orası öyle değil. O yüzden böyle bir yanılsama olduğunu gördüm geçen günkü sohbetlerde. Çünkü o zaman Hazreti Muhammed de derdi, ben hakkım derdi demedi. Hazreti Muhammed'in dediği tek bir şey var, ben fakrımla iftar ederim. Yani bu sistemdeki bütün isimlere girerim, hiçbir isimle isimlenmem. Bütün sıfatları benimledir ama hiçbir sıfatla da sıfatlanmam. Yani buradaki sistemde bunu alıp
katılaştırıp bu benim demem diyor. Yani bizden de beklediği şey böyle bir güzellik ve bu bir gönül halidir. Bunu da söylemem lazım. Çünkü hak öyle buralarda bilinmez ama gönülden bilinir. Fark edilir ve şahit olunur. Yani Allah'a da şahit olursunuz, Hakk'a da şahit olursunuz. Bunun ruh makamına da, İsa'ya da, Musa'ya da, Hazreti Peygamber'e de. Yani Muhammedi bilincin sizde açığa çıkmasıyla fark edilir. Şimdi bunun için gerçekten bazı kademeler var, bilinç kademeleri var. Bu zamanda ben şunu görüyorum, acele ediyorlar. Yani böyle işte tamam demek ki öyle dedi, demek ki ben böyleyim. Hayır, yok. Öyle olduğu zaman senden tek bir şey gözüküyor. Bakın, o da çok sevmek. Başka da bir şey değil. Yani çok, çünkü Engin Hanım, çok sevmek güzel gözüküyor. İyi. Her şeye hiç sebepsiz, sebepli değil. Çünkü neden? Buradaki Allah tezahürünü bütün polaritelerde olduğunu görürsünüz. Ve o kuvvetli polariteleri çok sevdiğini görürsünüz. Ve bütün bu polariteleri yansıtan bütün zerrelere canı gönülden çok teşekkür etmek gelir içimizden. Onlarla en ufak bir rezistansınız olmaz. Ve bu alemde, yani bu dünya aleminde polaritelerin ötesine geçebilmek tevhidle olur, doğru. Birlemek gerekir. Yani bütün ne görüyorsanız, yani tasavvuf yolculuğu biraz değişik başlar. Hiç buradaki gibi değil. Çünkü neden? İlk önce siz bir beşersiniz, beşeri bilinçtesiniz ve alem güzel, ben çirkin diye başlar. Yani bütün negatif polariteleri üstünüze alırsınız. Şimdi bütün negatif polariteleri üstünüze aldınız mı, dışarıda yargılayabileceğiniz hiç kimse kalmaz. Doğru mu? Ve Allah'a istinad edersiniz. Allah'a istinad etmeye başlayınca levvame ortaya çıkar. Çünkü neden? Siz şuna çok şahit olursunuz. Sizin düşünceleriniz, hisleriniz yaratıyor. Peki o zaman siz burada bir kişiyle kavga ettiğiniz zaman, Orta Doğu'da bir savaş çıkarsa, bunun sizinle olan bağlantısını hissedersiniz. Ki şu anda kuantum alanda her şey birbirine bağlantılı olduğu ilim olarak var. Peki o zaman siz bunun ötesine nasıl geçeceksiniz? Yani levvameden nasıl çıkacaksınız? Çünkü suçluluk ve levvame cehennem sebebidir. Yani çünkü eğer ben en ufak bir durumda suçluluk duyuyorsam, bir şeyi kendime istinad ediyorum demektir daha henüz. Yani Allah ismine değil, Matrix'i daha tam tanımadım ve bunu ben yaptım, nasıl yaptım, iyi mi yaptım, kötü mü yaptım, iyi bir anne miyim, kötü müyüm, iyi bir erkek miyim, şu muyum, bu muyum, burası bitmez, bitmez bir cehennem. Suçluluk ve suçlanmak. Peki bunun bir ötesine geçildiği zaman mülhime denilen ilham almaya başlarsınız. Yani Allah'a istinad ettiğiniz için bütün başka formatların olduğunu ve kendinizi dövmekten, yani kendinize dövmekten bırakırsınız. Peki bıraktığınız zaman karşınıza ne dikilir? Şeytan. Şeytan nedir? Şeyler. Yani en büyük şeylerden biri bu bedeninizdir. Yani şimdi yani çok da şeker bir şey bu ama öyle. Ve bütün şeyler, yani bu gözlerin gördüğü şeyler size şey gibi gelir. Yani yanılsamadır, çünkü hakkı bütünüyle siz o zaman fark edemiyorsunuz buraya takıldığınız için. O yüzden mesela gözünüzü kapattığınızda işte alfaya geçersiniz, betaya geçersiniz, ruh alemine dalarsınız, kuantum aleme dalarsınız filan fıstık. Fakat bu yetmez. Neden? Çünkü bu şeylerin ötesine, supan denilen, yani beyond denilen İngilizce noktayı fark ettiğinizde, gözünüzü kapattığınızda falan değil, indinizde, fark ettiğinizde, o zaman nefsi mutmainneye gelir. Nefs ne demektir? Bu manyetik alan. Yani tek bir enerji alanıdır. Tek bir nefstir ve biz Adem'i tek bir nefsten yarattık denilen noktadır. Ve bu nefs alemi
tektir. Bize çok gibi görünüyor burada. Halbuki tektir. Ruh da tektir, gönül de tektir. Hepsi tek. Hepsi tek bir vücut içinde. Peki ben bunu çok görüyorum. Yani nefs manyetik alanı varı yok, yoğu var gösterir. Bir kere bunu tanıdığımız zaman gerçekten mutmainneye geldiğimiz anda ey nefsi mutmainne irciilin raziyeten var diye. Yani mutmain olmuş olan nefs. Yani mutmain olmuş olan kadın değil, erkek değil, Adem değil, o değil, bu değil ama nefs. Yani siz mutmaine, evet ben burayı okudum, burası polaritelerle, bunun benimle bir alakası var. Fakat buradaki manaya bir okeyim demeye başladığınızda gerçekten. O zaman sizin üzerinizden alır bunu. Bununla ilgili Yunus Emre'nin bir şiiri var ve bu şiiri çözenler tasavvufu anlamış demektir. Hani çıktım erik dalına, and yedim üzümü. Bostancı geldi dedi ki, niye yiyorsun kozumu? Yani benim cevizimi niye yiyorsun? Şimdi ben o zamana kadar bunlar bana ait zannediyordum. Benim aynalarım bana gösteriyor. Ben şöyleyim, demek ki böyleyim. Ben tamam dedim, peki de demek ki şöyleyim, mutmaine geldim. Ama diyor ki hayır. Burası senden alakalı bir şey bile değil. Bu yazılım bana ait. Çık oradan. Benim cevizimi yiyorsun. Yani benim ilmim var burada. Ve benim manalarım var. Ve benim manalarımı keşfetmeye koyun. Peki bu ne demektir? Yani bütün buradaki matrix Allah'a aittir. Allah ismine aittir hatta. Yaratıcının gerçek ismi sizin özünüzdedir ve isimsizdir. Sizinle beraberdir. Ve çok sevmekle alakalıdır. Başka hiçbir şeyle alakalı değil. Fakat buradaki zuhurat, yani zahir alem, yani daha önce kıyas dediğiniz şey bir anda zuhur olur. Yani zahir alem olur. Yani Allah'ın zahir ismi olur. Neresi? Burası. Burada gördüğünüz her şey. Peki zahir ismine, yani melekuttan bahsetmiyorum, ruh makamından bahsetmiyorum ki bahsedebiliriz, onları da konuşabiliriz. Yani İsa'yı tanımak, Musa'yı tanımak ne demektir? İndinizdedir çünkü sizin de. Ama diyor ki zahir alemde bütün bu negatif ve pozitifin olduğu bu alem, atomlardan oluşan bu alemde beni tanıdın mı? Beni gördün mü? Ben de diyorum ki ben buradan bir kaçayım diyorum. Yani görmedim. Yani nasıl kaçacağımı bilmiyorum. Çünkü sen burayı görüp tanımaya başladığın zaman ve bütün bu polaritelere Allah ismini olduğunu gördüğün zaman ve şahit olduğun zaman ve kendinden de çıktığı zaman, senden çıktığı vakit, bu bana ait. Rengin bile ait. Hayır. Fakat o zaman Allah çok enteresan, çok muazzam bir aşk salgılamaya başlıyor senin gönlüne. O zaman Allah'la beraber bir seyir başlıyor. Ve o zaman sen hem kendinden kendine ama Allah'ın kendinden kendine açılım yaptığını seyrediyorsun ve görüyorsun. Burada zihnin artık araya girmiyor. Çünkü orada girebileceği bir ara yok ve gönlün aklı devreye girmeye başlıyor ve senin zihnin oraya secde ediyor. Peki diyor. Tamam, gördüm. Yani ben bu matrisi gördüm. Hepsi Allah'ın zahir ismiymiş ve benim buna bir rezistansım kalmadı. Hatta bu zahir isminde öyle kuvvetli şeyler var ki kapalı kadın, çırılçıplak kadın, demin dediğiniz gibi çıplak erkek, kapalı erkek, ölüm, ölmek, yani ölüm deneyimini dahi biz dedik ki burada buna tamam diyeceğiz ve bunu başka bir manada zevk etmek üzere bir yolculuğumuz olacak ve biz bu alemin, bu polarite aleminin atomlardan oluşan, ki atom altı olan kuantlardan oluşuyor, birlikteliği var. Ama biz bu alemde bütün atomlardan oluşan her bir zerreye canı gönülden eyvallah diyeceğiz. Hiçbir şey yapmadan. Bir arkadaşım yapmak istiyorum. Evet. Polarite
zıtlıklar prensibidir arkadaşlar. Yani da şunu demek istiyor Rengin hocamız. Diyor ki Allah sistemi, bu sistem zıtlıklarıyla bir arada mevcuttur. Eğer bir şeye iyi diyorsanız karşılığında kötü de vardır. Çirkin diyorsanız güzel de vardır. Hangi sıfatı söylüyorsanız tam zıttı da vardır diyor. Polarite demek zıtlıklar prensibi demek. Hani bu açıdan dinlerseniz çok daha iyi olur. Bir arkadaşımız da şeyi sormuş size. O da tam bu konuyla ilgili. Demiş ki Firavun da bu polaritenin içinde mi? Kötü diye tabir edilen her şeye dahil mi demiş. Hepsi içinde. Firavun da içinde, Ebu Cehil içinde, işte şeytan içinde, hepsi içinde. Ama bizim oraya ilk önce enerji bedenlerine, yani biz ilk önce tenzih ve teşbihle tevhid etmeye doğru gider bizim zihnimiz. Tevhid ettikten sonra nüzul başlar. Nüzul ne demektir? Bu aleme geri döner. Atomlarla olan aleme geri döner. O zaman sizin bu bedeninizde, bu kişiliğinizde ki hangi polarite ise olduğu halle seversiniz. Değiştirmeden. Ne güzel olmuş burası dersiniz. Veya bunun tam ama o noktada Allah size zıttını değil aşkını getirir. Ay. Siz bir konuşmanızda kulluk en yüksek makamdır dediniz. Ne demek istediniz burada Rengin Hanım? Şimdi kulluk bu işte bunu yansıtmakla alakalı. Şimdi kulluk şöyle bir şey. Yani ben enel hak dediğim noktada hakka bir vuslatım var. Yani hakka şahit oldum. Hak şerleri hayır eyledi. Evet bunu gördüm mü? Evet gördüm. Şahit miyim? Bakın öyle oldum da olmaz o. Şahit miyim? Yani gerçekten evet şahidim. Peki ben orada neden kalamıyorum? Çünkü bakıyorum burada atomlardan oluşmuş da bir bedenim var. Ki benim atomların altında fotonlarım var. Fotonların altında nur bedenim var. Ve onların hepsi ben Adem'den önce vardım diyen Hazreti Peygamber. Ben nurundan, bütün Muhammedi nurdan bir yaratım var. Peki bu Matrix'te. Ve hakkın bir yaratımı var. Bunlara şahit olduktan sonra tamam ben bunların hiçbir tanesinden özdeşleşmeden hepsine eyvallah diyecek bir yumuşaklığa geldim mi? Bir seyre geldim mi? Çünkü bu seyre geldiysem o zaman bana kul deniyor. Evet. Yani bu beni tanıdı. Her türlü halde burada da çok iddiacı olmamak gerekiyor. Çünkü eğer iddia ederseniz Allah sistemi size çok daha fazla zorlanacağınız bir şey getirir. O yüzden küçük şeylerle bunu yapmayı fark edip öğrenirseniz ve kendi bedeninize, buradaki bilincinize anlatırsanız o zaman çünkü mesela ademiyetinizi bildiğiniz vakit ademiyet nedir? Sizin boyutsal varlığınızdır. Ve uyanış denilen şey ademiyetle başlar. Neden? Çünkü ben kendimi rengin zannediyordum. Birdenbire bir sürü boyutlar üstünde Adem potansiyelim olduğunu gördüm. Peki Adem burada bir sürü bu beşeri sistemde uydurmaca var. Yani işte kadın mıydı erkek miydi? Hayır kardeşim öyle bir şey yok. Kur'an-ı Kerim'de de yok zaten. Yani Adem'i ve eşini yarattık dedikleri şey Havva falan değil. Havva zaten Kur'an'da geçmez. Yani Adem iki Adem şeklinde varlığı olan bir mana olarak gözüküyor. Peki siz kendi potansiyelinizde buna şahit misiniz? Şahit olmanız gerekir. Yani öyle bildim falan ne olmaz orası. O zaman bu Ademiyet bedeni bütün alem Adem'de denilen mana sizde zuhur etti mi? Ettiği zaman her yerde siz olursunuz. Evet, her bir zerrede sizin varlığınız olur ve rezistans gösterdiğiniz varlık da kendinizi kabul etmediğiniz varlıktır. Ademiyetinize. Şimdi bu derece bir şeydir. Yani dışarıda bıraktığınız sizsiniz. Şimdi peki Ademiyet'ten neden Muhammed'e doğru bir yolculuk var? Çünkü Ademiyet buna yeterli değil. Ademiyet bir boyutsal bir durumunuz var.
ama Muhammedi olan sonsuz Habiballah ve aşk halidir ve sizin gönlünüzde özünüze vuslat demektir. Özünüzün sonsuz bir aşk olduğunu görmek demektir. Hiç koşulsuz sevgi özünüz olduğunu görmektir. Ve bunu bu yüzden dolayı, bundan dolayı bu dünya planetine doğduğunuz, bu dünya planetinde bir sürü sıkıntılara peki dediniz ve bu dünya planetindeki bu müthiş polarite yüzünden çeşitli maceralara gark oldunuz ve yeterliyse bu maceralar o zaman özünüze ve sonsuz aşk olan kendinize dönüş yolculuğu başladı demektir. Yani şimdi burada kimseye bunu teklif edilmez ama taliplisi bunu yapmaya başlar gerçekten. Hem buna şahit olur hem şahit olduğu şeyi yaşamaya başlar. Orada bilincin tamamlanması ve öze dönüş lazım. Öyle. O arada şöyle bir şey de olur. Yani genişlemek ve tekamül ruhun tekamülüdür. Ruh alanının nefsle birlikte tekamülüdür. Çünkü nefs denilen manyetik alan olmazsa ruh tekamül edemez. Ama ruhun tekamülü de, şimdi bizim beynimiz buradaki kardeşlerim biliyordur. Siz ona ne söylerseniz onu doğru kabul eder. Yani şey yapar, yani o deneyimi yaşadım zanneder. Mış gibi olur. Yani illaki o deneyimin içine girmek zorunda değilsiniz. Ama isterseniz girersiniz. Yani ona özünüz karar verir hangi deneyimler sizin için var. Ama bilinciniz bir noktaya gelirse o zaman o deneyimleri illaki deneyimlemeden polariteye bak. Allah'ın zahir ismiymiş. Eyvallah demeye başladığınız zaman gönlünüz o deneyimler gerekmez. Ama gerekiyorsa da o zaman yaşarsınız. O da başka mesele. Güneş arkadaşımız sormuş. Demiş ki her şey Adem olmakla başlıyor ise Adem dikey bilincin adımı mıdır? Mikrofonu kapatır mısın arkadaşım? Rica etsem mikrofonu kapatır. Bir dakika duymadım. Her şey Adem olmakla başlar ise. Tekrar ediyorum. Evet. Çok gürültü vardı. Diyor ki her şey Adem olmakla başlıyor ise Adem dikey bilincin adı mıdır? Dikey bilincin, evet, dikey bilincin neyle adıdır, doğru. Yani şimdi ben bunu daha önce de söyledim. Sizin nasıl ki şakralarınız var, şakralarınız eterik bedeninizdedir. Yani bu bedenle bağlıdır ama eterik, yani enerji bedeninizdedir şakralar. Letaifler de öyle. Yani enerji bedenindedir. Şimdi şeyler peygamberlik letaifleri şöyle diyelim, yani Adem letaifinin aktive olduğu zaman o size bu bedeninizde tanıtılır. Yani öyle söyleyeyim. Yani ben mesela benim aktivasyonlarım var. Niye aktivasyon? Çünkü enerji bedeninde sizde var bu. Bana inanmanız için değil. Veya bir şey meditasyon yapmanız yaratım için değil. Var olan bir şeyi size fark ettirmek için. Bu sizde var. Bu hem enerji alanı olarak hem bilinç alanı olarak. Yani dikey bilinçtir. Yoksa ben zamana göre bakıyorsam, yatay bilince göre bakıyorsam ben Adem'i nereden bulacağım? Ben Muhammed'i nereden bulacağım? İsa'yı nasıl bileceğim? Musa'yı nasıl bileceğim? Bunlar yatay bilinçte bilinmez. Ama sizin şuurunuz boyutsal varlığınıza uyanmışsa bunlar şu an içinde hepsi var. Hiçbirisi bir yere gitmedi. Hepsi her an var zaten. Bütün şöyle söyleyeyim, bir bilgisayar yazılımında ben diyorum ki ben WhatsApp'tayım, Facebook yok. Bana biri diyor ki var, var. Sen yok zannediyorsun. Yok efendim İsa gelecek. Hayır diyor, hiç gitmedi ki. Gitmedi. Bir şey gelmeyecek. Hep var. Biz var olanı fark ediyoruz sadece. Peki bu dikey enerjinin sonu nedir? En sonunda ne vardır bu dikey enerjinin? Bu dikey enerjinin ne, en sonunda? Hangi enerjinin sonunda? Dikey enerji. Hayır, sonu diye bir şey ben söylemiyorum. Bu dikey enerji sizi sonunda aşkı getirecektir. Ve özünüze vuslat ettirecektir. Özünüz bilir ne yapacağını. Evet. Şimdi siz burası Allah'a ait.
demiştiniz. Burası Allah'a ait. Yani bir bu, enerji. Bu yazı var. Bu Matrix. Evet. Evet. Bir enerji sistemine ait. Peki bu enerji sisteminde duyuları olan bizler birer mıknatısız, mıknatıs gibiyiz aslında. Doğru. Evet. Şimdi bu mıknatıs gibi olduğumuzda kader çizgimizi değiştirebilmek elimizde olabilir mi? Olursa ne yapabiliriz? Şimdi kader çizginizi değiştirmek de sizin kaderinizdir. Eğer değişebiliyorsa. Yani şimdi bu yazılım değişmez. Yazılım aynı. Ama siz bu yazılımın ne tarafında ve nasıl bir bir durum arz edeceksiniz? Buradaki hem çaba hem çabasızlık, nerede duracaksınız, nerede seyredeceksiniz, nasıl yapacaksınız? Bunların hepsi sizin programınızın içinde. Yani burada da ezberden bir şey söylendiği vakit benim hoşuma gitmiyor. Çünkü ezber bir şey yok. Ama ezber bir şey olmasa da bu sistemi fark etmek, zevk etmek kendi kabımızca, bilincimizce bu mümkün. Bu herkes için, normal akılda olan herkes, isteği olan herkes için mümkün. Yani Hazreti Muhammed'den bugüne kadar bütün veliler aynı sistemde yürümüşlerdir. Orada bir değişiklik yok. Ama tarzında bir değişiklik var. Kimi müzikle, kimi şiirle, kimi divanıyla, şuyla, buyla. Ama sistem aynı. Yani sizin bilincinizin yürüme sistemini eğer fark ederseniz, ki bu fark edilebilir, ademiyetinize bir eyvallah demesi bu bedenin, bu aklın çok zor. Çünkü neden? Benim kıyasi aklım buna evet dememek için programlanmıştır. İkna olmamak için. Olmak için değil. O yüzden benim kıyasi akıldan Cebrail aklına gelsem bile Cebrail de o aşkı bilemez. Yani Muhammed'in yürüdüğü yeri, yani ben Miraç'ta bir yere kadar giderim, bundan sonrasında yanarım dediği bir akıl zihin şeyi var. Yani orada gönlün aklı devreye girmeli, girmesi gerekir. Ve orası Allah sistemini tamamıyla tanıyan, hareket ettiren ve onunla yürümeyi bilen tarafımızdır. Şimdi şimdilerde daha yeni işte Batı aleminde gönlün manyetik alanının 5000 kat daha kuvvetli olduğu söyleniyor. Doğru mu? Öyledir çünkü. Bunu sufiler çok önceden bilirler. Yani ve o gönle göre gönül merkez olmak üzere diğer şeylere denge yaparlar. Şimdi bunun sonu diye bir şey yok. Sonu diye bir şey ben bilmiyorum. Ama sizin gönlünüze, özünüze vuslat ettiğiniz zaman bunu sizin bilmeniz, benim bilmem değil. Özünüz bilir. Evet. Sizin bir şeyiniz var. Ki oraya güvenmeyi öğrenin. Onunla hareket etmeyi öğrendiğiniz vakit sizin zaten böyle bir acabanız da olmaz. Bir saniye. İnanç ablacığım, mikrofonun kapalı. Teşekkür ediyorum. Ben arkadaşım mikrofonu kapatacağım diye kendimkini kapattım. Pek anlamıyorum bu teknolojiden. Özür diliyorum Rengin Hanım bu konuda. Siz bir sohbetinizde dediniz ki yaratım yapmanızın en kolay yolunu veriyorum ben size dediniz. Şöyle yaratım yapabilirsiniz. Bir şeyi hayal edin. Bir karşınızdakine deyin ki ben yarın şuraya gideceğim. Tabii gidersin dediğinde yaratım yapılmıştır. Yok gidemezsin dediğinde yaratım yoktur dediniz. Bu sözünüzü açıklar mısınız biraz daha? Şimdi şöyle burada da böyle bir kolaylık var. Şimdi diyelim ki ben birine bir şey teklif ediyorum. Anda karşımdaki tamam dediyse oldu orası. Çünkü karşımdaki zerreden bir onay geldi. Benim gönlüm orasının, yaratımın bir kolaylığıdır bu. Mesela Hazreti Ali'nin, Hazreti Ebu Bekir'in bunu çok kullandığı bir durumdur. O ne dediyse doğrudur dediği anda o yaratım tamam onaylandı. Yani şehadet alemi denilen bu alemde
şahit olunur. Yani gerçekten bunun nasıl olduğuna şahit olunur. Ve mesela şöyle de bir şey var. Siz diyelim ki bir şey istediniz. Şöyle olsun dediniz. Sokakta yürüyorsunuz. Biri dedi ki oldu dedi. Fark ederseniz eğer Rabbiniz özünüz size fark ettirirse onay geldi. Evet. Oldu orası. Hiç merak etmeyin. Bunun çeşitli halleri var. Mesela bana mesela seçimle ilgili bir şey soruyorlar. Ben bir şeyin olduğunu gördüm. Benim nerem gördü? Kalbim gördü. Ben buna eminim. Fakat olduktan sonra zuhurda yansıması bazen vakit alıyor. Ve burada hiçbir tereddütüm yok. Yani bunun gibi. Yani orada acaba şöyle mi, acaba böyle mi? Hiçbir önemi yok gerçekten. Ama yaratım denilen Rab sisteminin zuhur etmesi, gönül ve zihin birlikteliğiyle zuhur eder. Mesela siz bazen dersiniz ki, ben şunu istedim olmuyor. Hayır, siz onu istemediniz. İstemediniz. Gerçekten isteseniz olurdu. Ama ikna olmayı onların çeşitli şeyleri var. Bazen şunu da söylüyorum. Eğer bir şeyi çok istiyorsanız tutturun diyorum. Tutturun yani. bunu istiyorum. Ama şimdiki zamanda bence şurada şöyle bir yanılsama var. Bunlar olur. Yani işte ev istiyorsunuz, araba istiyorsunuz, ilişki istiyorsunuz bilmem ne. Ama bütün manevi büyükler kendi özlerini istemişlerdi. Bunları değil. Şimdi bunlar kötü veya az bir şey oldukları için değil. Ama öze varmadan bunları istedikleri zaman tatmin olamayacakları için. Gerçekten. Ve eğer bu tatmin meselesi zuhur ettiyse bütün istedikleri onlara gelir zaten. İstemeden gelir. Şimdi dünya frekansı bir de ters işliyor. Siz peşinde koşarsanız kaçar. Siz kaçarsanız sizi kovalar. Böyle. Öyle de bir matriksi var bunun. Evet. Aynur arkadaşımız sormuş. Rengin Hanım demiş ki tekamülde uyanışımız için nasıl bir esma terkibi uygulayabiliriz? Yok. Esma terkibi sakın uygulamayın bence. Yani ben hiç tavsiye etmem onu. Siz özünüze vuslat etmek istiyorsanız tekamül değil. Bakın şimdi İlk önce özünüze vuslat, sonra tekamül bence. Yani ruhunuz size gösteriyor zaten nefsiniz dolayısıyla. Ben esma tavsiye etmiyorum. Yok. Yani çünkü sizin bilinciniz o noktaya gelmeden, mesela diyelim ki Vedud esmasını kullandınız. Vedud karşılıksız sonsuz aşk demektir. Ve bilinciniz orada değil. Herkes sizi aldatmaya başlar. Öyle. Sizin bilinciniz polariteden çıkmadıysa esma zıttıyla gelir. Evet. Demir Ali Özgün sormuş. Demiş ki Firavun da hak olmalı. Biz Allah sisteminde öyle öğrenmiştik demiş. O kendi öyle öğrendiyse öyle devam etsin o zaman. Firavun hak değil, haktan ama hak değil. Hayır. O zaman Mevlana da şunu söylüyor. Herkese hak diyen ahmaktır diyor. Şimdi gerçekten siz hak demeyi, siz hak olarak bakın orası hakka dönüşsün. Ama Firavun bilinci kendisine hak derse olmaz. Yok. Hak peygamberdir. Peygamberlerin hepsi hakkı çok iyi bilir. Ona şahittirler. Onun kendilerinde açığa çıkmıştır. Garip yolcu sormuş. Peki hocam demiş, hak nerede? Sizde. Gizli hazine olarak var. Yani bizim bulmaya çalıştığımız... Siz bu zihinle, bu nerede diye soran zihin bunu bulamaz. Peki hakikatte doğum ve ölüm var mıdır diyor. Hakikatte yok. Ama bu dünya gerçekliğinde var.
Hakikat hakkın katı demektir. Hakkın katına geldiğiniz zaman siz bu doğum ve ölüm döngüsünden çıkmışsınız demektir. Zamandan öteye geçersiniz, düşünceden öteye geçersiniz ve doğmayıp ölmeyeceğinizi bilirsiniz. Yani İhlas Suresi'nin nasıl bir şey olduğunu zevk etmeye başlarsınız. Yani ehad olan, doğmamış, doğrulmamış olan o alanın sizinle birlikte olduğunu fark edersiniz. Güneş sormuş, demiş ki bizim buraya eril ve dişil olarak gelmemizin sebebi nedir? Herhalde sistem bu şekilde kurulduğu için. Aşktır. Allah o politiği çok sevdiği içindir. Evet. Size sormuşlar. Engin Hanım demişler ki şahit olmak için bir yöntem uyguladınız mı? Bizlere önerilmektedir. Ben bir mürşitle yürüdüm. Evet. Bir insan bana bunu yaptırdı. Evet. Peki mürşidinizi nasıl seçtiniz? Yani her şeyde bir insanla bir şey öğreniyorsunuz değil mi? Tıp öğreniyorsunuz, gidiyorsunuz. Ben alayım keseyim 10 kişiyi 15. de öğrenirim demiyorsunuz. Birine gidiyorsunuz, o size öğretiyor. Bunun gibi. Peki mürşidinizi nasıl seçtiniz diyorlar? Ben seçmedim. O Hazreti Muhammed beni şutladı. Yani çok samimi istedim. O zaman öyle oldu. Değil mi? Öyle seçmek meçmek varsa zaten çok zor. Çünkü ben seçsem neyi seçeceğim? Yani bana ah güzel geldi, ah gönlüme iyi gelmedi. Tam da kötü geleni sana okey de. Ha, eğer sen bir zerrede her şeye eyvallah diyorsan o seni yetiştirir zaten. Yetiştirir. Ama kusur buluyorsan, gönlüme iyi gelmedi, ay şurama iyi gelmedi, burama iyi gelmedi diyorsan o sana mürşitlik yapmaz, o seni yetiştiremez. Çünkü sen oradan görüp tefekkür etmeyi ve kendi derinliğine dalmayı öğrenemezsin. Ben bununla ilgili yani çok basit, mesela benim mürşidimle yaşadığım bir olay vardı. Bir gün bir şey oldu evlerinde, biri düştü, bayıldı, fenalık geçirdi. Bilmem ne, siz nereye gittiniz İnanç Hanım? Ha, tamam. Ondan sonra ben seyrettim, yani ne yapıyor diye baktım. Kıyametler kopuyor, doktorlar geliyor, sedyeler gidiyor filan. Baktım gülüyordu. Ve ben öğrendim. Öyle. Hiç telaş etmedi. Kılı bile kıpırdamadı. Yani öyle. Onun gibi. Eğer isterseniz böyle biri yanınıza gelir, size lazım olanı lazım olduğu şekilde aynalıyor olduğunu fark edersiniz ve hakkı orada. Yani bir aynadan seyretmeyi öğrenirsiniz. Ondan sonra bütün aynalar size hakkı gösterir. Ama zihnimiz o kadar dağınık bir şeydir ki burada. Oraya mı bakayım, buraya mı bakayım, şurası güzel, burası çirkin. Seçmeye kalkar, seçtiği zaman yanılır. Hiç seçmeden bir yere bakmayı öğrenmesi gerekir. Yani bu meditasyon değil, bütün alemde kesrette vahdet denir. Vahdete ulaştığı vakit vahdette kesret zuhur eder. Yani bütün aynalardan hakkı görmeye ve bütün polaritelerde Allah'ı zevk etmeye ve çok da sevmeye başlar. Şimdi, ayırır yapmadan. Bize sıkıntı veren şey zihnimizin ayırmasıdır. Ayırır. Çünkü biz burada ayrımda duruyoruz ama hakikatte muazzam bir bütünlük var. Ayrı bir şey yok. Evet. Şimdi bu mürşitlik konusunda benim böyle birisine biat etmem, onu kutsallaştırmadan o dengeyi sağlayıp kendi içimdeki yaradanımla, hani o dengeyi sağlayıp kendi yaradanımla. Yok, siz çok... kendi içinizdeki yaradanınızla değil. Siz o kişiyi kabul ettiğiniz zaman orada hakkı görmek için kabul ettiniz. Evet. Hakka bakmak durumundasınız. Ne yaparsa yapsın. Orada ayrımda duran zihninizden bütünsel zihne dönüşmek zorundasınız. Çünkü o kişi size göre hareket etmeyecek. Hayır. Ben bir kişiyi kabul ettiğim zaman, bir kişiyi, hiç şu anda benim için fark etmez.
Oradan Hakk'a bakarım. Tamam, okey. Böyle mi? Tamam. Eğer ben Allah'a müşahede ediyorsam, polariteleriyle müşahede ediyorsam bana göre değil. Hakk'a göre bir şey olacak. Ben o mürşitte, o kişide, beşerin zaten başka bir insanı kabul etmemesi böyle bir egodan dolayı, firavunluktan dolayı. Öyle. Şimdi aslında şöyle ama düşünüyorum. Orada kabul ettiği zaman buna fena fişe, fena fil resul, fena fillah denir ondan sonra. Kendi içinde de o zaman Hakk'ı görmeye başlar. Zaten o mürşit de der ki tamam senin çok yani onu gönülden gönüle bir konuşmamız olur zaten. Sizin kimseye bağlı falan değilsiniz. Herkes birbirine bağlı. Hah, hadi. Herkes. Peki yol bize evet. Nasıl kolaylaşır demişler. Yani bir daha geldi bu soru. Efendim? Yol bize nasıl kolaylaşır? İşte böyle. Ben bilmiyorum başka türlü. Kendi yürüdüğüm yoldan biliyorum. O yüzden benim videolarımı izlesinler. Yani bilinçlerinde din denilen şey nasıl formatları değişir? Bir enerji formatları nasıl bir şeydir? Ben hepsini ücretsiz olarak koydum. Buyurun isteyen istediği gibi baksın. Ama bana göre bir insanla birlikte olmak, bir ne bileyim alışverişe bile gitmek eğitimdir. Öyle. Bilgehan sormuş. Rengin Hanım. Efendim? Bilgehan sormuş. Demiş ki bu yola tasavvuf yoluyla mı gidilmeli? Namazla, zikirle mi? Yoksa farkındalık yeter mi? Dünyadaki istekler bitmeli mi? Yani şimdi evet dünyadaki istekler biter. Sizin dünya ile ilgili bir istekleriniz biter. Gönlünüze döndüğünüz için zikirle, namazla bir süre. Ama daha sonra eğer siz oradaysanız, yani orada değilseniz namaz kılmamak olmaz. Zikiri tavsiye etmiyorum. Ama oradaysanız bir de namaz mı kılacaksınız? O da olmaz. Yani onu bilemem. Kişiye has. Yani sizin her an Allah ve Hak'la ve salattaysanız ve gönlünüz açıksa bir de namaz kılmak olmaz. Yani şimdi öyle demeyeyim. Kimseye öyle uzaktan bir şey söyleyemem. Ama bu bir bilinç yolculuğudur. Aşk şuradan kendilerini görebilirler. Bütün aleme hiç sebepsiz bir aşk ve sevgi duymaya başladıkları zaman. Evet. Burada ben Muhammed'im, ben şu. Hayır, hiç kimse hiçbir şey değil. Ama o bilinçlere uyanabilirler. O bilinçler oradan zuhur edebilir. Ama geldiğiniz her noktada... Yani sizin şu andaki isminiz neyse olsunuz bir atomik bütünlük ve Allah'ın bir polaritesi olarak çok sevin kendinizi o zaman. Yani o zaman Mesih Muhammed geri gelmeyecek mi demek? Efendim? O zaman Mesih Muhammed geri gelmeyecek mi demek? Muhammed geri gelmeyecek mi? Bütün bu zuhur alemi aslında Muhammed'dir, nuru Muhammed'dir. Hep. Yani tek kişi değil, genelidir. Yok yok, Nuru Muhammed'dir. Bakın Muhammed ismi, Ahmet ismi, Mustafa ismi, Mahmut ismi hepsi bir bilinç gösterir zaten. Hepsi. Yani siz de bunun zevkine dalabilirsiniz, muhabbete dalabilirsiniz. Her bir zerreyle muhabbet edebilirsiniz. Yani bütün çiçeklerle, kuşlarla, insanlarla ama burada en önemlisi insanlardır. Neden? Çünkü insanlarda nefs vardır. Yani nefsin en aşağı yeri vardır. Hayvanlar kolay. Ama hayvandan aşağı olan biz zerreye hak diye bakmaya başladığınızda orası gerçekten bambaşka olur. Gönlünüzden. Çünkü yaratıcı bütün kavramları en ağır polaritelerle bu sahneye koymuştur. En ağır. Siz tanırsanız beni burada tanıdın mı der. Beni buradan tanıdın mı? Gerçekten. Amin diyorum. Rabbim kolayız. Buna nüzul denir ve marifet denir. Ve siz neşeli olursunuz her şeye rağmen. Evet. Beni daha kolay duyabilmeniz için kulaklık taktım. Umarım işe yarıyordur. Rengin Hanım.
Yarar tabii ki. Yani şimdi bir şey demiyorum. Siz bana sordunuz. Onun yaratım için yaptık. Söylüyorum. Ama sevebilmek noktasının artmasıdır. Evet. Ebru arkadaşımız sormuş. Demiş ki peki Firavun gibi haktan olmayanı nasıl tanıyacağız? Herkesi haktan görmemek gerekir. Yok, her şey bize göre haktandır ama Firavun o bilinçte değildir. Yani ene diyorsa ben yapıyorum burası, ben bilmem ne. Yok, hayır. Eğer hakka aitse buradaki matrikse aittir. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Bu matriksi şöyle düşünün. Mesela diyelim ki WhatsApp matriksi. Peki bunun en iyi gidebileceği nokta hak. Peki diğer matriksler var. Diğer yani bunun, bu bilgisayarın merkezi var. Ve bana ait değil ama ben zevk edebilirim. Evet, ben şu anda bir avatarımla, bir rengin ismiyle burada bir zevk yaşıyorum. Burası benim ruhuma, benim özüme bir kayıt yaptı mı? Yaptı. Şimdi daha önce mutlaka, yani ben şimdi bir kadın formatındayım ve bir formatla gelmişim. Kadınlar çoğu zaman çok büyük fenalık yaşıyorlar. Çünkü niye? Daha önce eril bir formattaydılar ve kadınlara çok laf ettiler. Edince al gör gününü şeklinde bir durumumuz var şimdi, böyle söylüyorum. Eyvallah. Bu arada niye bu resim böyle bir... Ay Allah Allah, ne oldu böyle? Siz bir, evet, resim netleşmedi. Bir, şu an çok net. Ay bir dakika, ben vallahi tamamen gittim şimdi. Bir saniye. Evet. Bir dakika, ben bir kapatıp açıyorum. Tamam, oldu, bekliyorum. Olmadı, yok. Şimdi oldu. Ama oldu mu? Ben geldim. Kamera? Yok. Şimdi oldu. Tamam, oldu. Tamam. Evet. Arzu sormuş. Herkes tabii kolay formüller istiyor. Bir de çok fazla seyrediyorlar her yerde. Çok fazla bilgi var. Kafalar karışıyor. Doğru mu? Doğru. Aslında şöyle bir şey, bu matriks, bu bedenlerinin içinde olan bu matriks, Allah ismine ait, esmalarına ait, bir yerde Firavun olan bir yerde Musa olur, bir yerde Muhammed olan bir yerde Ebu Cehil olur, bir yerde işte katil olan bir yerde kahraman olur, hepsi birden bu matrikste var. Siz seyirciyseniz, seyrediyorsanız, yani özünüzdeyseniz, bu çok kolay değil çünkü niye? Sizin bedeniniz de buradaki polaritenin içinde. Doğru mu? Bütün bu polaritelere, alan atomik bütünlüğünde, atomik bütünlüğü diyorum, kuantlarda değil, yani nur alanında değil, atomik bütünlüğünde çok sevdiği polariteler olarak bakmayı eğer becerebilirsek, yargılamadan çıkmış oluruz zaten. Bu ne biçim demeyiz. Demediğimiz zaman zaten o deneyimi yaşamak durumunda hiç değiliz. O zaman bu beni tanıdı, ben de ona hepsini birden vereyim diyen bir Allah formatı var burada. Çünkü Habibullah, yani sevgilisine veya Muhammed'i bilince gelene hepsini birden, sıfatlarımdan hepsi birden seninle. O zaman siz kendinizi bilmeye ve sizde olan bu sistemi doğru kullanmaya başlarsınız. Zihninizi araya koymazsınız. Bu ne biçim, o ne biçim demezsiniz. Bu demek ki böyle, bu demek ki böyle dersiniz ve gönlünüz devreye girer. İnşallah kolay olsun. Ben mesela devamlı torpil istiyorum bununla ilgili. Herkes için. Evet, lütfen diyorum ya Rabbi, torpilli, kolay, torpilli bir şey oldu. Olsun. Arzu sormuş, Rengin Hanım demiş ki hakikatte uyananlar ölümlü olan dünya gerçekliğinde kalmakta zorlanıyor mu? Yo, burayı severler. Yani illa öyle kalmaları gerektiği kadar kalırlar. Gerekmiyorsa kalmazlar.
Ama orada bir rezistansları da olmaz yani. Çünkü ölüm denilen şey gerçekte bir kere olur. Yani gerçek bir manada Allah'ın ölüm esmasını tamamen gönülden zevk edip yaşanabildiği vakit, o zaman buradaki herkesi ürküten şey onları ürkütmeyebilir. Mesela bu Hazreti Ali'nin ortaya koyduğu da bir şeydir. Muhammed demiştir ki Ali'ye, yat şuraya, beni öldürmeye gelecekler. Ali de uyumuştur. O derece rahat bundan. Ebu Bekir de malla ilgili çok rahattır. Ebu Bekir'e de demişlerdir ki senin bütün malın gitti. Eyvallah demiştir. Gitmedi, ona da eyvallah. Yani kalbinde bir şey kımıldadı mı oraya bakar. Şimdi biz o bilinçte miyiz bilmiyorum. Ama bilincimiz yavaş yavaş oraya geldiği vakit gerçekten bizim bu hani bedenlerimizin ölüp ölüp enkarne olup tekrardan başka bir şey olması değil. Ama bir kere zevk edilmesi gibi bir durum var orada. Kolay olsun yani. Evet. Öze ulaşmak için ne yapmamız gerekiyor diyor Canan. Ne kıyas önerirsiniz? Kıyas yakından çıkmak lazım. Kıyas bu aklın yakından. Bunu görev yapamayacağını bilmek lazım. Şeyi soruyorlar size. Diyorlar ki yani günahla sevap var mıdır? Günah ve sevap levvame bilincinde vardır. Levvamede vardır. Yani şimdi nefs mertebelerinde buradaki kardeşlerim biliyor diye düşünüyorum. Nefsi emmareden başlar. Ne demek nefsi emmare? Aşağıların en aşağısıdır. Yani daha aşağısı olmayandır. Oradan başlar. Ve nefsi emmareden ve Allah isminin oraya hitabı yoktur. Ve Allah ismine muhatap olmaya başlandığı vakit, yani zihnini kıyastan Allah ismine doğru nispetini çıkarmaya başlayınca nefsi levvame başlar. Yani kendini kınayan nefstir levvame, suçlayan, suçlanan. Çünkü siz suçladığınız kadar suçlanırsınız. Kimi suçluyorsanız suçlanırsınız. Kime öfkeliyseniz öfkeli gelir. Kime ne yaparsanız o gelir. Bu levvame nefsin hareketidir. Yani o manyetik alanı böyle kullanıyorsunuz demektir. Bunu fark edersiniz. Yani siz ne sormuştunuz? Şimdi siz demiştiniz ki bilinç serüvendir diye. Şimdi bu nefs mertebeler arasında zaten bilinç gelir gider. Gelir gider devamlı. Hani anlatabiliyor muyum? Tek bir yerde sabit kalması çok zordur. Bu. Tabii. Şimdi arkadaşımız işte bu bilinç seviyelerindeki bu gidiş gelişlerden de dem vuraraktan sormuştu. Demişti ki bu nefs mertebelerinde biz nasıl anlarız demişti. Bu geliş i̇şte gidişleri. İşte suçlanıyorsanız suçluyorsunuz demektir. Yani biz bizden bize zaten oyunda dikkat etmemiz gereken nokta da bu zaten. Evet. Yani bizden çıkan bize geri gelir. Çünkü Allah ve sisteme her yaptığınıza evet der. Hiç öyle hayırı yok. Ve siz ne yaptığınızı etraftaki reaksiyondan görebilirsiniz o zaman. Eğer bir mürşidiniz yoksa, istemiyorsanız oradan görürsünüz. Peki bunun dengesi zaman, nedir Rengin Hanım? Bunun dengesi nedir? Günah sevap kavramı yoksa o zaman bize istediğimizi yapabilir miyiz? Günah sevap kavramı, günah varsa sevap vardır, sevap varsa günah vardır ve bu levvame nefse aittir. Levvame nefsi. Levvamedir, evet. Yani ben bir şeyde sevap işliyorsam, bu bir kazanç tablosu gibi, veya günah işledim düşüncesi varsa bende, günahtır orası. Evet. Ama Allah hakikatinde öyle olmaz. Yok. Saliha sormuş hocam. Demiş ki mürşidi sosyal ağdan seçtim Rengin hocam, olur mu demiş. Efendim mürşidi? Sosyal ağlardan seçtim, olur mu demiş. Ben bilmiyorum. Ben öyle bilmiyorum. Rengin hocamı seçtim. Yani öyle bilmiyorum. Ama şimdi çok fazla ilim var.
bilmiyorum yani. Öyle olur herhalde. Yani bu zamanda çünkü kıyamet zamanı başladı. Kıyam ayağa kalkmak demektir. 2020'de bu zaman bedeninde bu başladı. Oluyordur inşallah. Olur. Aynur sormuş. Demiş ki anlattığımızı idrak etmiş kişilere uyanmış kişiler diyebilir miyiz? Diyebiliriz belki. Bilmiyorum. Yani kendi özüne fark etmesi, emin olması lazım. Ve oradan bir neşe çıkıyor olması lazım. Yani gerçekten. Onu ben bilmiyorum. Onun kıstası. Başkalarını ne yapmış? İşte uyumuş mu? Uyanmış mı? Bana pek doğru gelmiyor bu türlü işler. Yani. Arzu demiş ki görüntümüze düşen her insan, her canlı ruh taşır mı yoksa bot insanlar, bot ruhlar var mıdır? Yani bot canlılar var mıdır demiş, ruhsuz. Hiç bizi ilgilendirmez. Biz ruha bakıyorsak ruh oradan. Bakın sizin baktığınız yer neresiyse orası size gelir. Yok onun ruhu var, öbürkünün yok. Her bir canlının enerji bedeni vardır. Mutlaka evet. Yani olmasa buradaki tezahürü olmaz. Yani Allah bakın bu kalabalık değil. Bütün işte mürşidin yaptığı şey budur. Kalabalık değil. Bir tek Allah vardır. Geri kalanı hikaye. Öyle ondan mıdır, bundan mıdır? Yok Pleiades'ten midir? Bir tek Allah vardır. Yani bu teke getirmezsek bizim zihnimiz bu işleri çözme durumunda değil yani. Gerçekten değil. Yani şimdi, gerçekten bir tek Allah varsa her boyuttaki varlığıyla size açılır. Ama sizin zihniniz yeter ki tevhide gelsin. Evet. Ayten sormuş. Demiş ki Ayten, Kur'an'da vermeyecek olsaydık istetmezdik deniyor. O halde zaten isteten o ise bizimle yaratılan bu yaşamda cüz'i irade yok mudur demiş. Şimdi cüz'i irade, külli irade, bir bilinçte var olan Kur'an-ı Kerim'de de öyledir, öbür bilinçte yoktur. Bir bilinçte günah olan, öbür bilinçte günah değildir. O sizin geldiğiniz bilinç noktasına bağlı. Cüz'i irade vardır, bir noktada cüz'i irade yoktur. Öyle. Ve siz hiç onun olmasını da bir noktada istemezsiniz dahi. Diğer bir noktada da illaki cüz'i iradem var dersiniz. Bunların hepsi farklı bilinç boyutlarıdır. Evet. Demiş ki Aynur, hakikatine ermiş bir kişi için bu dünyada, bu dünya hayatında bütün ahlaki yasaklar iptal olmuş mudur? Ahlaki yasaklar iptal olmuştur çünkü... Olmuştur ama o ne yapar onu bilmiyorum. Yani öyle bir şey yok. Yani onlara göre ahlaki olan şey neyse ona göre ahlaki olan o değildir. Yok aynı şey değil. Aynı yerden bahsedilmiyor. Yani tamam arı namus şişesini taşa çaldım kime ne. Doğru ama yani orada aynı şey değil. O mana orada yoktur. O yüzden... Öbürküne göre ahlaksızlık gibi gelir ama hakikatte öyle olmaz. Eğer hakikat ehliyse, gerçekten gönlü hakla birlikte ise o ahlaksız denilen şey ahlaksız olmaz. Yok. Rengin Hanım ben bu konuda şu şekilde düşünüyorum şimdi. Buyurun. Şimdi biz sizinle beraber yolda yürüdük diyelim. Yolda yürüyoruz. Siz bana diyorsunuz ki, inanç... Hadi şu kediye bir tekme at. Ben de size diyorum ki hayır ben atamam diyorum. Hani neden? Çünkü canını yakamam onun diyorum. Şimdi ben sizin evreninizde, sizin dünyanızda, sizde bir Allah varsa bende de bir Allah var. Şimdi uyanmış da olsa, uyanmamış da olsa bir insan eğer eşini bir kenara koyup hani özellikle uyanmışlar için söylüyorum bunu. Gidip başka bir kadınla beraber olduğunda ve o kadın da bunu duyduğunda canı yandıysa o kadının ya da tam tersi adamın canı yandıysa beni aldattı diye canı yandıysa bir Allah'ın canını acıtmış demektir.
Bence uyumasın, komaya girsin yani o uyanan. Çünkü bir Allah'ın canını göre göre bile bile acıttı demektir. Ama bilemiyorum tabii. Hani çünkü Nazım Hikmet de söylemiş, bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine yaşayacağız diye. Yani düşünsenize, siz birine kediye zarar veremem, iyi olun, güzel olun falan filan diyenler böyle bir hareket yaparsa hakikaten, ama bekar olur. Ben ona hiç diyecek bir şeyim yok. Ama birbirimizin canını yakmamamız lazım. Hatta doğanın bile canını yakmamamız lazım. Demiyor mu şifacılar? Gidin ağaca sarılın. Ağaca sarılmadan önce de izin isteyin. Ya ben ağaçtan izin istiyorsam, o kadar hassassam, insana da hassas olayım. Çünkü insan en nihayetinde burada kalbinde Allah'ı taşıyor, öyle değil mi? Bilemiyorum da. Ben uyanmadım nasıl olsa, her şeyi konuşabilirim. Buyurun konuşun vallahi. Dediğiniz neyse doğrudur. Yani. Nilgün sormuş, demiş ki Levvame'den konuştuğunu fark ediyoruz bazılarının. Onlara cevap vermeyelim mi demiş. Yok, vermeyin. Levvame'den konuştuğunu fark ediyorsanız, size tesir ediyorsa siz Levvame'desiniz. Garip yolcu sormuş. Demiş ki hocam özün anahtarı nedir? Neyin anahtarı? Özün anahtarı. Özüne varınca görür. Öyle yok. Özünü söyledim. Bir kere zihin buna engeldir. Yok onu mu acıttım, öbür günü mü bir şey yaptım, yok karşımda Ahmet var, Mehmet var. Böyle değil yani. Karşınızda bir tek hak varsa, yalnız aşkla hareket edersiniz. Aşkla hareket ettiğiniz şeyde kimsenin canı acımaz. Merak etmeyin. Demişler ki, enkarne ya da reenkarnasyon var mıdır? Yani benim zevk ettiğime göre enkarnasyon vardır. Evet. Ama yani öyle. Açıklar mısınız onu biraz? Evet, nasıl, efendim? Açıklar mısınız biraz? Nasıl enkarne oluyoruz? Yani bu Matrix'e doğmuşluğumuz vardır diye düşünüyorum. Benim kendi hakkımda gördüğüm birkaç tane var. Öyle diyeyim. Öyle. Peki Meltem sormuş. Demiş ki Meltem, utanmadan giden bilinçlere ne olur demiş. Ya uyanmadan demek istedi. Uyanmadan demek istedi herhalde. Onu özleri bilir, bilmiyorum. Her bir zerrenin özü var, merak etmeyin. Hiç kimseye zarar olmaz. Her bir zerre özünü ne kadar istiyorsa onu yaşar. Öyle telaş edilecek bir şey değil. Ama bu zaman vücudunda, bu zaman zarfında özüne uyanmak isteyen varsa, onu da mutlaka uyandırır. Yani mutlaka. Öyle. Uyanmadan, yani ister uyansın ister uyanmasın. Evet. Özü var ve burası Allah'a ait. Öyle. İnşallah rahat olsun. İnşallah genişlemeyi öğrensin. İnşallah hangi bilince gelmesi en hayırlıysa öyle olsun. İnşallah. Peki Nirvana nedir demiş garip yolcu. Nirvana mı? Evet. Valla ben bu Budist şeyinde pek gitmiyorum. Yani Nirvana böyle muazzam işte o şeyle buluşma gibi. O soran anlatsın Nirvana'yı. Yani kendi benliğinden tamamen kurtulmuş, sonsuz enerji alanları aşkla seyreden bir durum herhalde. Aynur sormuş, demiş ki esmaların celal olanları nasıl işler? Celalleri de cemaldir esmaların. Yani bize göre celal gibi gözükür, hepsi cemaldir. Yani bize göre bütün negatif gözükür olaylar, ama hepsi güzeldir. Bunu sadece deneyimlemek lazım. Yani mesela ben Kahhar esmasını bir aktivasyonum var. Kahhar diye. Nefs mertebesinin en sonunda verilir aslında bu. Ama bana direkt indiği için ben bunu söylüyorum. Hiç kimseye zarar gelmez. Allah'ın hiçbir esmasından eğer
gönülle zevk edilirse hiç kimseye zarar gelmez. Ama kıyasi zihin bunları zarar olarak yansıtır. Evet. O yüzden o zihinden çıkmak lazım. Kaf harfinin eril ve dişil enerjisinden bahsedebilir mi? Eril ve dişil? Enerjisi varmış kaf harfinin. Kaf harfinin. Eril ve dişil. Kaf olabilir bilmiyorum. Yani hepsinde eril dişil var. Bütün esmalarda var. Kaf harfinde de o vardır herhalde. Peki tasavvuftaki? Yani kaf dağı gibi bir durum var. Yani bütün bilinçlerin geldiği, bütün polaritenin geldiği uç bir nokta. O uç noktanın ötesine geçtiğiniz vakit, yani polariteyi birlediğiniz vakit ötesi sizin için söz konusu olur. Ve zihinden çıkarsınız, başka bir hale gelirsiniz. Mesela Sidret-i Münteha da ruh aleminin ötesidir, en uç noktasıdır. Onun da ötesi o noktasına geldiği zaman, ötesine geçtiği zaman başka bir boyut fark edersiniz. Bunların hepsi böyle zevk edilen şeylerdir. O yüzden kaf, evet, kaf da böyle bir şey. Tasavvuftaki fena makamları neden vardır diyor soru. İşte sizin bütün negatif olanları, hiçbir şekilde negatif olmadığını ve sizin indinizde şimdiye kadar öğrendiğiniz programdan çıkmanız için vardır. Yani bu kişiliğinizdeki programı terk etmeniz için. Evet, evet, bir soru gelmiş, demiş ki ruhumuz hakikati biliyor. İkna etmemiz gereken zihnimiz midir? Yani zihin ikna olmaz, o zihinden çıkılır. Yani Adem'i kabul etmez, yani bu zihin Muhammed'i eder ama. Yani siz Muhammed'e gelene kadar bir sürtüşme devam eder. Ama Muhammed'i bilince geldiniz mi orası ona secde eder. Evet. Çünkü Ademiyet'te hepsi vardır, Muhammed'te aşk vardır ve siz o aşkı kabul eder. Evet. Zihniniz ona rezistans göstermez. Diyor ki sorum diyor tekamül ede ede ne oluyor? Tekamül ede ede ne oluyor demiş. Arkadaşımız. Neresi tekamül ede ede? Yani insan tekamül ede ede ne oluyor demiş. Hiçbir şey olmuyor. Bir şey olmadığını görüyor. Kendisinin de bir şey olmayacağını görüyor. Ve bundan da çok büyük mutluluk duyuyor. Bir şey olmuyor. Bu bedenlerimiz Muhammed olabilir mi demiş bir arkadaşımız da. Bu bedenler Muhammed olabilir mi? Evet. Hakikati Muhammedi olur, evet. Muhammedi zevk edebilir, tezahür ettirebilir ve bu nefs alanında, nefs manyetik alanında Muhammed bunu ister zaten. Güneş sormuş, demiş ki cüz'i irade bizim buradaki ikilik halimiz midir? Evet, doğru. Evet. Bir arkadaşımız demiş ki bizim mürşidimiz kim oluyor? Yani Allah mı Muhammed mi demiş. Yok. Ben bilmiyorum. Yani mürşidimiz eğer mürşitleri Allah'sa bu alemde hiçbir şeye itiraz etmiyorlar demek ki. Şahane. Muhammed'se hepsini seviyorlar demek ki. Ellerinden öperim. Bilmiyorum. Ben öyle bilmiyorum. Tanrısal yasanın isteği nedir Rengin Hanım? Tanrısal yasanın isteği. Aşk muhabbettir. Aşk muhabbet. Muhabbettir. Çok sevmektir. Sevebilmektir. Severek genişleyebilmektir. Bu nefs alanının yaratılma, bu genişleme içindir. Nefs genişletir, doğurur çünkü ve sizin sevebildiğiniz kadar genişler. Bilgehan çok güzel bir soru sormuş. Hoşuma gitti sorusu. Çok zekice bir soru. Aferin Bilgehan. Demiş ki ben denen kişilikte her zaman bu hakikati düşünmek,
hep aklında sürekli Allah diye düşünmesi de bir kimlik oluşturmak mıdır? Bunu da bırakmak mı lazım demiş. Bir daha sorar mısınız? Devamlı Allah'ı düşünmek? Demiş ki ben denen kişilikte her zaman bu hakikati düşünmek, hep aklında sürekli Allah diye düşünmesi de bir kimlik oluşturmak mıdır? Bunu da bırakmak mı lazım demiş. Her şeyi bırakıyoruz ya, bunu da mı bırakalım diyor. Beni de mi bırakalım yani? Yani ben dediğimiz şeyin ne? Allah da ben der. Yani vahdeti vücut beni söz konusu. Yunus'un dediği gibi bir ben var, bende benden içeri denilen bir ben var. Şimdi o ben Allah'ın benidir ve bir vücuttur, vahdeti vücuttur, haktan oluşmuştur. Ademiyetin vücududur, Muhammed'in tezahür yeridir. Şimdi burayı düşünerek olmaz orası. Fark ederek olur. Düşünerek değil. Düşünerek bulunacak bir yer değil. Mesela Allah'ın zatını tefekkür etmeyin derler. Çünkü tefekkür düşünceye aittir. Düşünerek bulunmaz. Ama fark edilir. Şahit olunur. Aha denir. Bilmek bir aha'dan ibarettir bazen. Yani aa dersiniz. Yani sizin gönlünüzde onun hakikati açılır. Ve orayı bir onaylar gönlünüz. Şimdi düşünerek yok. Hayır. Düşünerek değil. Yani burada miraç söz konusuysa Allah'a bir kere miraç etmeniz, hac etmeniz yeterli. Bir kere orası aktive oldu mu tamam. Yani Mekke'nin etrafındaki 7 tane dönüş sizin 7 idrak mertebesinde dönmenizdir. O gönlün, özünüzün etrafında. Ve siz bir kere vuslat ettiniz mi oraya? Aa demeniz yeterli. O kadar. Öyle düşüne düşüne değil. Ama fark ederek, hissederek ve aha diye gönlünüzden bir onay gelir. Şimdi ondan sonra diğer şeylerde bu gönlün ve zihnin birlikteliğiyle bu size açılır. Düşüne düşüne bulunduğuna ben şahit değilim. Düşünmeye düşünmeye bulunur mu? Evet. Düşünerek değil. Düşüncenin ötesinde çünkü. Demiş ki arkadaşımız. Supan diyor. Bakın namaz da supan diye başlıyor değil mi? Supaneke diyor. Ne demek supaneke? Ötesinde olan. Ötede olanla birlikte. Kalpten uyanış en kolayı diye söylenir. Bu doğru mudur demiş. Kalpte uyanış en kolayı? Kalpten uyanış. En kolay uyanıştır denilir. Doğru mudur? Vallahi ben bilmiyorum kolay mı zor mu ama eğer kalbinizde yani şimdi mesela sizle konuşurken Sübhaneke dedim ve Fatiha zuhur etti şu anda. Ve Fatiha anahtardır, fetih demektir ve sizin o manalara fetih ediyor olmanız demektir. Bu bize konmuş bir kolaylıktır. Gönlün fethi, zihnin fethi ve bütün alemin fethiyle alakalıdır. Şimdi bunu siz bir noktada evet kalpten uyanmadan özünüz fark edilemez. Buradan değil. Çünkü ben alemlere sığmam bir müminin, emin olanın gönlüne sığarım dediği bir nokta bu noktadır. Yani gönül noktasındadır. Gönül alanında bir noktadır. Biz oraya noktayı süveyda deriz, basir gözü deriz, başka bir şey söyleriz. Ama önemli değil tarifi. Ama sizin gönlünüz, özünüz bilir. Ve özünüze çok güvenin. Ve şu anda bütün orada bulunan bütün kardeşlerime, hepsine birden bu açılım olmaya başladı. Fark etsinler inşallah. Evet. Bir nefes alıp versinler. Sadece zihinleriyle değil, düşünceleriyle değil. Ama bir ufak halleriyle bir fark edecekler sadece o kadar. Bilinçaltı düşüncenin toprağı nedir? Bilinçaltı düşüncenin toprağı nedir? Uydurmacadır. Yani bilinçaltı uydurur. Bütün uydurmacaları Allah bir sisteme okey der. Ama
özünüze vuslat ettiğiniz zaman o zaman orası sizi sıkıntıya sokar zaten. Öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu, böyle. Hayır, hepsi birden Allah polaritesine aittir. Terk edin. Ne varsa, ne yoksa, ne olacaksa hepsi. Ama ilk önce sizin Hakk'a vuslat etmeniz beklenir. Özünüze vuslat etmeniz istenir. Ondan sonra bu nüzülde, bu atomik gerçeklikte, hakikat değil gerçeklikte, sizin bundan hareket etmeniz sizde bir zevk uyandırması lazım. Gerçekten. Çünkü siz buraya bir tutsak ve köleyseniz, yani ben buyum diyorsanız orada sıkıntı olur. Ama ben Hakk'a aittim. Yani özüne bak, ne var sende, senin olan senle kaim. Her ne varsa bu meydanda durur ancak Hak'la daim ise, yani bu meydan Hakk'ın meydanıysa sizin için ve özünüzde sonsuz aşksa, siz bu meydanda seyre başlarsınız. Ve daha önce sıkıntı veren şeyler, kaçmaya çalıştığınız şeyler, bilinçaltı deyip dönüştürmeye çalıştığınız her şey size aşk olarak döner. Evet. Çünkü Allah polaritesidir. Eyvallah. Ve sizin burada gerçekten hani bostancı geldi, dedi ki niye yiyorsun cevizimi? Ceviz dediği şey beyindir ve beynin katmanlarıdır ve en sert yeri tarikat yönüdür. Yani şeriat, tarikat serttir. Ve ondan sonra hakikat ve marifet denilen bir zevk vardır orada. Ve o yumuşak ve güzel yerin sizde zuhur etmesidir. Ama gönlün beynidir bu. Bakın, yani gönül bambaşka bir akıla sahiptir. Bu ruhsal akıl gibi değil. Değil. Ve çok aşkla hareket eder. Öyle diyeyim. Ayten sormuş. Demiş ki polariteyi nasıl kabule geçebiliriz? Nasıl kabul mi edeceğiz? Kabule nasıl geçebiliriz? Önünüzde, kolay bir yöntemi nedir demiş. Polariteyi kabul etmeden. Yöntemi. Önünüzde yok mu? Kadın yok mu? Erkek yok mu? Size göre iyi kötü yok mu? İşte siyah beyaz yok mu? Doğru yanlış yok mu? İşte polarite. Ha, siz bu polariteyi Allah'a döndürdüğünüz vakit iyi kötü olmaz. Hepsi iyi olur. Hepsi güzel olur. Kuantuma Allah sistemi diyebilir miyiz? Kuantuma Allah sistemi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bir açıdan diyebiliriz. Yani hepsi Allah sistemidir. Yani bugün Reiki de Allah sistemidir. İşte ne bileyim Bars da Allah sistemidir. Refleksiyoloji de Allah sistemidir. Hepsini Allah sistemi dememiz gerekir. Daha şu anda bilmediğimiz ne sistemleri var? Bilmediğimiz, fark etmediğimiz neler var? Hepsi, hepsini birlememiz gerekir. Birlediğiniz vakit Ahmet'in sistemi, Mehmet'in sistemi değil, Allah'ın sistemidir. Hepsi Allah'ın bize teklifidir. Okey. Bize lazım olan o anda odur. Sıkıntı yok. Öyle. Müritleri sınırlı bir süre takip edip onları da bırakmalı mıyım? Demiş Elif arkadaşımız. Mürşitleri demek istedi. Mürşitleri demek istedi. O Elif arkadaşımız mürşit miymiş? Yok şey demiş yani. Mürşitleri sınırlı bir süre takip edip onları da bırakmalı mıyız demiş. Mürşitleri demek mürşitler istedi. Mürşitler diye bir şey olmaz. Öyle kaç tane mürşit var? Mürşit aslında Allah'ın bir esmasıdır. Aslında siz bir kişiyi mürşit diye kabul ederseniz oradan Allah sizi eğitir. Ama öyle mürşitler diye bir şey yok. Bir tek Allah mürşittir aslında. Mürit de Allah'tır. Yani mürit esması vardır, mürşit esması vardır. Ama biz bunu bir kişide görüyorsak o kişi sizi yetiştirir. O kadar yani. Ama kaç tane mürşidiniz var onu ben bilmiyorum. Orayı öyle bilmiyorum. O zaman her bir zerrede bana şu anda mesela burası, ben bu söyleşide ben müridim. Neden? Çünkü şu anda bunu anlatırken hem söylüyorum hem de bana
bunu zevk ettiğiniz zaman sizin müritlikle, mürşitlikle böyle bir derdiniz kalmaz ki. Yani sizin aşkla derdiniz olur, sizin muhabbetle derdiniz olur. Birine mürşit olursunuz, birine mürit. Sıkıntı yok. Bir şey değil yani. Safi sormuş. Demiş ki, Safi, herkes bizim yansımamızsa, her yansıma ben isem, Hazreti Muhammed'in üzerine pislik dökenler nasıl bir aynalık yapıyordu? Evet. Sesiniz gitti. Dondu mu? Ha. Şimdi geldi. Ha, Hazreti Muhammed'in üstüne pislik dökenler, evet. Nasıl bir aynalık yapıyordu? Herkes aynaysa diyor. Doğru, herkes ayna. Hazreti Muhammed de şunu demiştir. Herkesin çünkü bir tamam diyeceği bir nokta var. Aldığı bir noktadan. Mesela İsa'yı öldürdüler, Muhammed'e pislik döktüler, neler yaptılar neler. Muhammed de dedi ki tamam buraya kadar bu olay. Şimdi başka bir yere geçiyorum. Yani kendi özümde başka bir noktaya geçti. Yani bu kadar yeter dedi. Bunu sizin içiniz bilir. Yani ben bunu bir örnek anlatayım. Bir kadın vardı. Diyor ki beni kayınvalidem dövdü. Dövüyor kadını. Bu kapısında yatıyor, bilmem ne de yatıyor. Öyle oluyor. Yani bir şeyi kendini yapmaktan alıkoyamıyor. Başka bir şey de diyemiyor. Yapamıyor yani. Ama 8 sene sonra bir gün kayınvalidesi yine bunu dövecekken kolunu tutuyor. Tamam diyor. Ve o andan itibaren ona hürmette kusur etmiyorlar. Çünkü dur diyor. Buraya kadar benim işim. Bu durumla ilgili işim. Hürmette kusur etmiyorlar. Ondan sonra da kadın ben artık sizi istemiyorum ayrılıyorum. Çünkü orası bitiyor. Bu her kişiye çok özel. Yani bir durumda onun ödemesi gerekir mi? Kendi içi özü bilir bunu. Yani Hazreti Muhammed de o pislik döktüğünden sonra ben gidiyorum dedi gitti. Bu kadar burası dedi. 10 sene fena makamlarını yaşadı. Bize de örnek oldu Mekke'de. Kim ne dediyse yanında amcasını öldürdüler, ciğerini yediler, hiçbir şey demedi. Hiçbir şey yapmadı. Ama 10 sene sonra bir şeyin zamanı doldu kendisi içinde. Bu kadar dedi. Şimdi başka. İşte böyle. Herkes için de böyle. Fena makamları orada onun için bitti. Bazen şey diyorlar. Sadece ayna insanı kamildir. Başka ayna yoktur deniliyor. Doğru değil o zaman. Herkes aynaysa. Yok. Her insanı kamil aynasından seyrettiğiniz zaman bu aynalardan kolaylıkla geçersiniz. Bizim için de öyledir. Mesela Hazreti İsa'yı o zaman söyleyeyim. Hazreti İsa'ya yapmadıklarını bırakmadılar. Doğru mu? Hazreti İsa bir şey dedi mi? Demedi. Yollarda yürüdü, üstünü başını yırttılar, bilmem ne ettiler, çarmıha gerdiler. Neler yaptılar? Yani bu boyut insanı. İsa bir şey dedi mi? Demedi. Niye? Bu aptal olduğu için mi? Değil. Ama Muhammed daha başka bir şey sergiledi. Yani İsa evlenmedi, onu yapmadı, bunu yapmadı gibi. Ama Muhammed hepsini yaptı. Hepsini de terk etti. Ve daha zorunu yaptı bir noktada. Şimdi bu bizim için. Yani bizim kendi nefsimizde bir şeyi terk edebilmemiz, Allah'a bırakabilmemiz, bilmiyorum dememiz ve bu zihinden uruç yani oruç etmemiz için hepsi. Bir ufacık hareket bizi çok büyük işleri bu alemde. Yani bir arpa boyu yol diyelim. O yüzden öyle iddialı olmak değil ama evet farkındalığımızı gerçekten bir noktada, gerçekten ama gerçekten bakın bu öğrenilmiş hiçbir şey değil. Ya eyvallah bu Allah demek ki dediğiniz anda geçtiniz. Öyle gerçekten. Onun için ilmini biz anlatıyoruz. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce
gönlümüz yettiğince. Şu anda çok da muhabbetim var benim oraya. Ama siz gerçekten kapıya çıktınız. Kapıcıyla bir şey yaşadınız. Çöpçüyle bir şey yaşadınız. Şoförle bir şey oldu. Veya kocanız, eşiniz şöyle böyle bir eyvallah. Mesela bu hak demek ki. Siz oraya baktığınız zaman olayın ne olduğunu siz şahit olun. Şahit olmadan Allah. Öyle. Bir ufacık. Her zaman yaptığınız gibi değil. Leyla'nın sorusuna da cevap olmuş oldu. Leyla diyor ki aldığımız bilgileri nasıl hal edinebiliriz? Aynel yakınlık ve hakkel yakınlığa nasıl ulaşabiliriz? Hemen. Şimdi ilmini konuşuyoruz. Yarın önünüze gelen ilk durumda. Yani benim işte amcam böyle yapar. Hayır. Karşınızda hak var. İnşallah. Öyle hal olur. Ebru diyor ki Rengin Hanım, bizim yerimizde siz olsaydınız bizim hak ile bir olmamızı sağlayacak hangi soruyu sorardınız diyor. Çok güzel bilmem. Söylemiş. Yok hayır bilmem. Öyle ezberden hiçbir şey söylemem. Ben sizin yanınızda şu anda değilim. Ama şunu söylerdim. Zorlandığınız noktada hakka bakın. Özünü söyleyecektir size. Öyle değil. O soruyu yani kuantum işte Bars gibi işte bundan daha iyi nasıl oluyor? Yok öyle bir şey. Hayır. Siz hakka bakın. Ayten sormuş. Demiş ki enerji, şifa çalışmaları ve bilinçaltı temizlikleri yapılıyor. Buna ne dersiniz? Bir de sevgilen yollamış. Ben bunlara merhem derim. Bunları ben de yaptım. Ben de yapıyorum. Bunlara merhem derim. Bir alanı fark etmeniz için derim. Asıl şifa sizin hakkı görmenizdir. Hakkı vuslat edip bütün matriksi Allah'a bırakmanızdır. Ve Allah'la hareket ettiğinizi görmenizdir. Gönülden. Asıl şifa odur. Evet. Son soruyu soruyorum size. Fazla yormamak adına. Ama sözünü almak istiyorum lütfen. Bir daha sizi çağırdığımızda olur, bize inşallah. İnşallah tabii. Çok sağ olun. Benim diyor ki, durumlarıma bir baksınlar. Tabii tabii. Arkadaşlar Rengin Hanım'ın YouTube kanalı ve Instagram kanalını bizim yönetici arkadaşlarımız linkini gruba atsın. Olur. Çünkü sizin herhalde Facebook'unuz o kadar aktif değil. Sizin Instagram'ınız aktif. Arkadaşlar grupta olmuş olacak. Bulamayanlar, arayanlar oradan tıkladığımı girebiliyor. Tıklayın, girin, abone olun, takip alın Rengin Hanım'ı. İstediğiniz gibi hepsi eğitimdir onların. Tabii tabii. Hepsi ücretsiz eğitimdir. Tabii. İsteyenler bana özelden sorabilirler. Aynen öyle. Yani grubumuz 1000 kişiyi geçince tekrar alacağız zaten. Sizi tekrar tamam. Söyleyeceğiz bunlar. İnsanın sırrı nedir hocam? İnsanın sırrı Allah'tır. Öyle. Açar mısınız bu insanın sırrı Allah'tır sözünü? Sır siyah bir şeydir. Doğru mu? Aynanın sırrı, sır falan var. Yani Allah insanın sırrıdır. Allah'ın sırrı da insandır. İnsandan Allah bulunur. Allah'tan da insana doğru gidilir. Böyle bir zevk var. Bu ucu bucağı olmayan bir gönül yolculuğudur. Bir zevk ediştir. Ve benim bir şarkım var. Sırrını bul sırrımda. Ekmeğimden al benim. Ekmek sizin bedeninizdir. İsa gibi. O sırdan sana da buyur demektir orada. Yani bunun gibi. Ama sırrıdır. Yani orası pozitif, negatif gibi gözüken Allah'ın kendi neşesine göz önüne koyduğu ama aynı zamanda sırlı gibi gösterdiği yerdir. Kendisinden hocam açılışı çok güzel bir sürprizle bir şarkıyla yaptınız. Kapanışı da bir merhem yapabilir miyiz? Bize bir enerji çalışması şarkı yapar mı mısınız? Yapayım? Enerji çalışması. Enerji çalışması mı yapalım? Lütfen. Lütfen. Peki o zaman gözlerini kapatsın herkes. Ve alınlarına Nur Muhammed'i Işık DNA ve hak yazısını yazsınlar ve şu anda bu yazı
Nur-u Muhammed'in yazısı kocaman olsun. Bulundukları oda kadar olsun. Işık DNA'lar bu Nur-u Muhammed'i içinde hareket ediyor. Ve Hak ismi yemyeşil zümrüt gibi bir şeyin içinde pırıl pırıl yanıyor. Ve bütün auramız, beynimizin iki frontal lobu, Nur-u Muhammed'i ışık DNA ve Hak olarak parlamaya başladı. Epifiz bezimiz pırıl pırıl parlıyor ve dönmeye başladı. 12 sarmallı ışık DNA'lar hipofiz bezimize doğru akmaya başladı. Hipofiz bezimizden bütün hormonal sistemimize, vagus sinirinden bütün bu bedenin hormonal sistemine muazzam bir ışık akışı şu anda var. Işık suyu var. Ve bu ışık suyu bütün şakralarımızı, eterik bedenimize tek tek Nur-u Muhammed'i ışık DNA ve Hak olarak döndürmeye başladı. Alt şakramız kırmızı, ikinci şakramız turuncu, üçüncü şakramız sarı, dördüncü şakramız kalp gönül, boğaz şakramız ve alın ve tepe şakramız ve bütün şakralar daha fazla olan 10-11 tane bütün şakralarımız Nur-u Muhammed'i ışık DNA ve Hak olarak dönmeye başladı. Saçımızın telinden ayağımızın ucuna ve yeryüzünün derinliklerinden galaksilerin ötesine kadar Adem bedenimiz Nur-u Muhammed'i ışık DNA ve Hak ismiyle pırıl pırıl genişledi. Bütün boyutlardaki bedenlerimiz dönmeye başladı. Bulunduğumuz oda, bulunduğumuz şehir, memleket, dünya ve galaksiler kadar büyük olan Adem bedenimiz Nur-u Muhammed'i ışık DNA ve Hak olarak dönmeye başladı. Nur-u Muhammed'i ışık DNA ve Hak sistemi nasıl ki bütün galaksileri kapsıyor, bu bedenin hücrelerini de kapsıyor. Ve alemde ne varsa Adem'de o var ve Adem'de ne varsa alemde ne varsa benim hücremde aynısı var. Ve şimdi alnıma tekrar geri dönüyorum ve soluk borumdan aşağı Nur-u Muhammed'i ışık DNA suyunun aktığını seyrediyorum. İki ciğer, bu bedenin iki ciğerine şıkır şıkır yaptı. Pırıl pırıl enerji bedenine çevirdi. Ve yemek borumdan mideme, midemi şu anda bu mideyi bütün ışık DNA'larla ışık bir kesesi olarak görüyorum. Karaciğeriniz, safra keseniz, pankreasınız ve dalağınız pırıl pırıl eterik bedeninizde tamam olarak, kusursuz olarak ışık DNA'larla parlamaya başladı. Ve bütün bağırsak sisteminiz, cinsel organınız ve bütün rahminiz hepsi pırıl pırıl ışık yandı orada. Nur-u Muhammed'i ışık DNA ve Hak bütün oradaki DNA'ları, hücreleri aktive etti şimdi. Ve bütün bedeninizin kemik sistemi, damar sistemi, bütün nörolojik sisteminiz ve bütün kemik iliğiniz ışık DNA'ların akış yeri oldu. Şimdi öyle bir Nur-u Muhammed'i ışık DNA ve Hak güzelliği, akış ve nur suyu var ki bütün bedeninizin hücrelerinde ve hücrenin içindeki DNA'da ve DNA'nız
12 sarmalda ışıl ışıl parlamaya ve bütün hücreleriniz bu DNA'larla akışta olduğunu fark ediyorsunuz ve görüyorsunuz şimdi. Ve bu akış çok eğlenceli, çok zevkli, çok keyifli ve bütün enerji alanınız şimdi saatin ters yönünde